Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavat. Şimdi Dima 6. Dima 6 olacak abi bu. Ama bir geçmişi böyle 10-15 dakika dördü mü yapacaksın, diğeri mi yapacaksın? Ana temalarla. Şeyi abi, 4'te 5'in özetini Yasin abi yaptı. 3'ü ben yaptım. Çok kısa, 4'ü yap. 4'ü. Şimdi abi, meseleyi daha önceki derslerimizde ilk önce dimağını hatlarıyla bir şeklini çizdik. Ondan sonra dimağın beslenme cihetlerine gittik. Dimağın vücuttan beslenmesi, dimağın ademden beslenmesi, dimağın vacip tarafından beslenmesi konusunu işledik abi. Dimağın vücut tarafından beslenmesi külliyatta zahir bir şekilde ifade ediliyor. Çeşitli atıflarını zaten 3. derste yaptık. 4. derste dimağın ademden beslenmesi. Ondan sonra imkan, mümkün, mümteni vücutlardan bahsettik abi. İlme baktığını. Sonra irade cihetini düşündük. Yani kudret taalluk ediyor. Kudretin taalluk ettiği bir kainatta irade ile tercih yapılıyor. Tercihler arasında. Sonra 5. derste de aşağı doğru abi. İnternet sitemiz var abi. Site yapıyoruz bunları. Aşağı mı şey? Tamam abi. Evet. Daire ademden bahsetmişiz. 5'te de vacip tarafından bahsettik değil beşte mi? 5'te tekvin. 5'te de tekvin okuduk abi. İnternet sitemiz adı ne? pazardersi.tr.gg. Ben giremedim. Abi 4'te Adem'i işlemişiz. Adem alemlerinden beslenmesi. Ondan sonra 5. derste de tekvine Yasin abi daha çok şey yaptı, hazırladı dersi, tekvin dersini. Emir, evamiri tekviniye, emri itibari. Ayet tekviniye vardı. Ayet tekviniye konusuna değindi. Bu hafta da şeyi işleyeceğiz abi. İmam-ı Mübin ve Kitab-ı Mübin'i anlayacağız. Neden İmam-ı Mübin ve Kitab-ı Mübin'i anlamaya çalışacağız? Çünkü İmam-ı Mübin ve Kitab-ı Mübin lef-i mahfuzun şey iki defteridir diyor üstad. İki demir defterleridir diyor. Sonra lef-i mahfuzla üçünün bağlantısına bakacağız. Bu hafta çözebildiğimiz kadarıyla 10. mektuptan okuyacağız. Yine benzer mesele 26. sözde mevcut. Atıflarımız mevcut. Külliyattan toplamamız yaptık İmam-ı Mübin ve Kitab-ı Mübin'le alakalı. Sonrasında bu meseleyi amacımız vahyi Kur'an'a taşınmak. Yani vahyi Kur'an'ın ne olduğunu anlamaya çalışacağız. Yani Cebrail Aleyhisselam getirdi elinde şöyle bir parşömen kağıt dedi al bunu ya da ceylan derisi artık ne varsa o dönemde. Bunu insanlar oku mu ya da vahyi Kur'an'ın altında ne var? Zaten daha önceki meselelerde ilmi kelam alimlerinin üzerine durduğu iki mesele var. Bir tanesi çoğunlukla tartışma meselesi olan yer yer mezhep imamlarında farklılık gösteren meselelerden bir tanesi. İmanda artma azalma olur mu meselesi. Diğeri de Kur'an'ın mahluk olup olmayışı hakkında çok tartışmışlar. Bu meseleyi konuşacağız. Yani Kur'an mahluk mudur değil midir? Sonrasında amacımız Kur'an'ın yani lef-i mahfuzdansa Kur'an o zaman mahluktur. Eğer lef-i mahfuzdan değil de daha arka plandan geliyorsa, lef-i mahfuza inmişse Cebrail Aleyhisselam bize oradan alıp geliyorsa Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a o zaman mahluk değildir. O zaman lef-i mahfuzdaki Kur'an nedir? Yani vahiy Kur'an'ın temel hatlarıyla kainatta nasıl işlediği, nasıl cari ettiği, Allah'ın böyle bir kitap niye gönderdi? Mesela kainatın mantığını çözmek açısından ve dimağın buradaki işlevi. Yani neden muhatap dimağ? Yani neden kalp değil de dimağ? Belki onu çözersek imanın neden kalpte olduğunu anlayabiliriz. Meselemiz bu mihvalde yürümek abi. Şimdi bugün işte İmam-ı Mübin ve Kitab-ı Mübin için biz Osman abiyle daha önce 10. mektubu şey yaptık. İki defa burada da bir beraber biz de okuduk. Burada da biz beraber okuduk. 10. mektubu. İstiyoruz ki bir de biz sizle okuyalım. Bir derste biteceğini zaten tahmin etmiyoruz abi İmam-ı Mübin ve Kitab-ı Mübin'e. Belki bir derste ayıracağız. İmam-ı Mübin ve Kitab-ı Mübin'e ayırdıktan sonra geçen haftaki tekvin dersine tekrar dönmek istiyoruz abi. Tekvin dersini tam olarak anlamadık daha. Evet. Meseleyi şey yapamadık. Tekvine giriş gibi oldu. Tekvine bir giriş gibi oldu. Bir zemin attık sanki tekvine. İmam-ı Mübin ve Kitab-ı Mübin bunun lef-i mahfuzla bağlantısı nedir? Arasında ne fark var? Benim şahsi kanaatim, benim anladığım kadarıyla İmam-ı Mübin lef-i mahfuzla çok benziyor. Yani ne farklılık var arasında ben merak ediyorum. Ve bunu çözdükten sonra abi, evamiri tekviniyi de çözdükten sonra vahiy Kur'an meselesine gidip inşallah dima dersini bitirmeyi düşünüyoruz abi. Mesele bu şekilde
düşüne gidecek. Bugün İmam-ı Mübin ve Kitab-ı Mübin 10. mektubu beraber okuyalım diyoruz abi. Evet. Yani ilmi ilahinin, çünkü İmam-ı Mübin ve Kitab-ı Mübin de yine geçmişte kelam alimler arasında mesele olmuş bir konu. Çünkü kimisi demiş ki ikisi aynıdır, kimisi demiştir ki farklı farklıdır. Hani farklı farklı diyenler neyine farklı farklı demişler onu da bilmiyoruz. Üstad bunu ayırmış. Yani emir ve ilmi ilahinin bir nevine ünvandır. Hani nevi ne demek, ünvan ne demek? Bu meseleler sonra devamında levh-i mahve ispattan bahsediyor üstadımız. Zamanın hakikatıdır diyor. Yani zaman ki bugün hala sene olmuş 2010, 2015, 21. yüzyıldayız abi. Ben 2010'da mı kaldım yoksa? 21. yüzyılda hala zamanın ne olduğu konuşuluyor. Üstad bunu 1900'lerin başında söylemiş. Bundan şey yapacağız inşallah abi. Levh-i Mahfuz ispat. Zaman ne demek? Ve kişiye göre nasıl fark ediyor? Gerekirse izafiyet teorisine falan bakarız abi. Evet, dersi kimin şimdi? Osman abi. Evet abi. Şimdi bilgisayarda biz şimdi bir tasnifatlı bir şekilde şey var. Yani Levh-i Mahfuz, İmam-ı Mübin, Kitab-ı Mübin toplaması. Tabii okuyacak bir sürü yer var. İcmal etmişseniz onu tırt diye yapabiliriz, okuyabiliriz. Yok, icmal değil abi de. Yani çünkü madde madde konuşulacak yani bayağı hani icmal... Kaç tane madde var? İşte madde, ilk önce bir madde, kaç tane madde vardır? Uzun sürer mi okumak? Yok, öyle bir toplamanın icmali yok. Yani şu an. Yani sadece biz kodu daha anlamaya çalışıyoruz. Yani hani ihata edemediğimizden kaynaklanıyor aslında. Yani sonuçta İmam-ı Mübin, Kitab-ı Mübin nedir, ne değildir. Yani okuyup anladıktan sonra ancak o toplamayı belki bir yere getireceğiz. Ama bir kısım şeyler yaptık. Bazı şekiller çizdik, şeylerimizi yaptık. Onun için aslında bu haşiye 10. mektubun olan kısmı bir okursak. Yani çünkü her bir cümlesi aslında konuşulacak şeyler gözüküyor. Evet. Ve İmam-ı Mübin kitabı, kusura bakmayın, evet, İmam-ı Mübin kitabı bu meselesi ders okunmamış, çok yaygın olmayan bir mesele. Yani bilinmeyen bir mesele, üzerinde konuşulmamış bir mesele. Fazla bir etrafta şey de yok abi, böyle bir araştırdım. Döküman da yok mesela, işte ilk sahabinin, yâbinin falan bu konuyla alakalı bir derste çok ulaşılamadır yani. Böyle çok şey bir mesele olduğu için biz ilk defa böyle gireceğiz, bakalım. Oysa bizim eski derste çıkmadı mı ya? Çok ders var. Levh-i Mahfuz, İmam-ı Mübin, Kitab-ı Mübin. Levh-i Mahfuz olarak var birkaç tane abi. İmam-ı Mübin de var ya. Ha, ben bulamadım abi. Yani sadece şey var. Serpil ablamın toplaması. Çökertmişlerdi de. Çökerttikten sonra eski dersler aktif edilmemiş daha. Onun için editör lazım ya. Adam sırf bu olan dersleri değil. Olmaz. Mesela 5000 tane ders var. 5000, 6000'e yakın ders var. Bunların 1500'ü 2000'i aktif, 3000, 4000'i aktif değil. Allah. Mesela eski dersler çok acayip. Hep metine gitmişiz, hep haritalaşmışız. Mesela vehim haritası var. Sif vehmin. Vesvesin haritası var. Vav. Vav vesin. Ves, ves, e. Zel, zel, e gibi. Niçin Allah vesvesi iki harfle ifade etti ve tekrar yaptı? Nedir o? Ve... S, yani vav ve sin. Harflerin karakteriyle vesveseye girdik. Yani ves, ves, aynı şey. İki tane harfin tekrarı. O zaman bu harfin, vavın ve sinin tabiatı, ateş midir? Toprak mıdır, su mudur, hava mıdır? Vavın karakterine baktım. Sif vav dersini yaptım. Sif sin dersini yaptım. Tekrardaki şeyi baktım. Sonra birleştirdik, vesvese yaptık. Şimdi bu İmam-ı Mübin, Kitab-ı Mübin'e ait Mineşşeytanirracim, Bismillahirrahmanirrahim, Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahibi ecmain ala Resulina Muhammedin salavat. Şimdi Dima 6. Dima 6 olacak abi bu. Ama bir geçmişi böyle 10-15 dakika. Dördü mü yapacaksın, diğeri mi yapacaksın? Ana temalarla... Şeyi abi, 4'te 5'in özetini Yasin abi yaptı, 3'ü ben yaptım. Çok kısa, 4'ü yap, 4'ü. Şimdi abi, meseleyi daha önceki derslerimizde ilk önce dima ana hatlarıyla bir şeklini çizdik. Ondan sonra dima beslenme cihetlerine gittik. Dima vücuttan beslenmesi, dima ademden beslenmesi... Dima'nın vacip tarafından beslenmesi konusunu işledik abi.
Diman vücut tarafından beslenmesi külliyatta zahir bir şekilde ifade ediliyor. Çeşitli atıflarını zaten 3. derste yaptık. 4. derste diman Adem'den beslenmesi. Ondan sonra imkan, mümkün, mümteni vücutlardan bahsettik abi. İlme baktığını. Sonra irade cihetini düşündük. Yani kudret taalluk ediyor. Kudretin taalluk ettiği bir kainatta irade ile tercih yapılıyor. Tercihler arasında. Sonra 5. derste de aşağı doğru ne abi? İnternet sitemiz var abi. Site yapıyoruz bunları. Aşağı mı geçelim? Tamam abi. Evet. Daire Adem'den bahsetmişiz. 5'te de vacip tarafından bahsettik değil beşte mi? 5'te tekvin. 5'te tekvin okuduk abi. İnternet sitemizin adı ne? pazardersi.tr.gg. Ben giremedim. Abi 4'te Adem işlemişiz. Adem alemlerinden beslenmesi. Ondan sonra 5. derste de tekvine Yasin abi daha çok şey yaptı, hazırladı dersi, tekvin dersini. Emir, evamiri tekviniye, emri itibari. Ayet-i tekviniye vardı. Ayet-i tekviniye konusuna değindi. Bu hafta da şeyi işleyeceğiz abi. İmam-ı Mübin ve Kitab-ı Mübin'i anlayacağız. Neden İmam-ı Mübin ve Kitab-ı Mübin'i anlamaya çalışacağız? Çünkü İmam-ı Mübin ve Kitab-ı Mübin Levh-i Mahfuz'un şey iki defteridir diyor üstad. İki demir defterleridir diyor. Sonra Levh-i Mahfuz'la üçünün bağlantısına bakacağız. Bu hafta çözebildiğimiz kadarıyla 10. mektuptan okuyacağız. Yine benzer mesele 26. sözde mevcut. Atıflarımız mevcut. Külliyattan toplamamızı yaptık İmam-ı Mübin ve Kitab-ı Mübin'le alakalı. Sonrasında bu meseleyi amacımız vahyi Kur'an'a taşınmak. Yani vahyi Kur'an'ın ne olduğunu anlamaya çalışacağız. Yani Cebrail Aleyhisselam getirdi elinde şöyle bir parşömen kağıt dedi al bunu ya da ceylan derisi artık ne varsa o dönemde. Bunu insanlar oku mu ya da vahyi Kur'an'ın altında ne var? Zaten daha önceki meselelerde ilmi kelam alimlerinin üzerine durduğu iki mesele var. Bir tanesi çoğunlukla tartışma meselesi olan yer yer mezhep imamlarında farklılık gösteren meselelerden bir tanesi imanda artma azalma olur mu meselesi. Diğeri de Kur'an'ın mahluk olup olmayışı hakkında çok tartışmışlar. Bu meseleyi konuşacağız. Yani Kur'an mahluk mudur değil midir? Sonrasında amacımız Kur'an'ın yani Levh-i Mahfuz'dansa Kur'an o zaman mahluktur. Eğer Levh-i Mahfuz'dan değil de daha arka plandan geliyorsa, Levh-i Mahfuz'a inmişse Cebrail Aleyhisselam bize oradan alıp geliyorsa Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a o zaman mahluk değildir. O zaman Levh-i Mahfuz'daki Kur'an nedir? Yani vahiy Kur'an'ın temel hatlarıyla kainatta nasıl işlediği, nasıl cari ettiği, Allah'ın böyle bir kitap niye gönderdi? Mesela kainatın mantığını çözmek açısından ve dimağın buradaki işlevi. Yani neden muhatap dima? Yani neden kalp değil de dima? Belki onu çözersek imanın neden kalpte olduğunu anlayabiliriz. Meselemiz bu mihvalde yürümek abi. Şimdi bugün işte İmam-ı Mübin ve Kitab-ı Mübin için biz Osman abiyle daha önce 10. mektubu şey yaptık. İki defa burada da bir beraber biz okuduk. Burada da biz beraber okuduk. 10. mektubu. İstiyoruz ki biz sizle okuyalım. Bir derste biteceğini zaten tahmin etmiyoruz abi İmam-ı Mübin ve Kitab-ı Mübin'e. Belki bir derste ayıracağız. İmam-ı Mübin ve Kitab-ı Mübin'e ayırdıktan sonra geçen haftaki tekvin dersine tekrar dönmek istiyoruz abi. Tekvin dersini tam olarak anlamadık daha. Evet. Meseleyi şey yapamadık. Tekvine giriş gibi oldu. Bir giriş gibi oldu. Bir zemin attık sanki tekvine. İmam-ı Mübin ve Kitab-ı Mübin bunun Levh-i Mahfuz'la bağlantısı nedir? Arasında ne fark var? Benim şahsi kanaatim, benim anladığım kadarıyla İmam-ı Mübin Levh-i Mahfuz'a çok benziyor. Yani ne farklılık var arasında ben merak ediyorum. Ve bunu çözdükten sonra abi, evamiri tekviniyi de çözdükten sonra vahiy Kur'an meselesine gidip inşallah dima dersini bitirmeyi düşünüyoruz abi. Mesele bu şekilde üstüne gidecek. Bugün İmam-ı Mübin ve Kitab-ı Mübin 10. mektubu beraber okuyalım diyoruz abi. Yani ilmi ilahinin, çünkü İmam-ı Mübin ve Kitab-ı Mübin de yine geçmişte kelam alimler arasında mesele olmuş bir konu. Çünkü kimisi demiş ki ikisi aynıdır, kimisi demiştir ki farklı farklıdır. Hani farklı farklı diyenler neyine farklı farklı demişler onu da bilmiyoruz. Üstad bunu ayırmış. Yani emir ve ilmi ilahinin bir nevine ünvandır. Hani nevi ne demek, ünvan ne demek? Bu meseleleri sonra devamında Levh-i Mahfuz ispattan bahsediyor üstadımız. Zamanın hakikatıdır diyor. Yani zaman ki bugün hala sene olmuş 2010, 2015, 21. yüzyıldayız abi. Ben 2010'da mı kaldım yoksa? 21. yüzyılda hala zamanın ne olduğu konuşuluyor.
Üstad bunu 1900'lerin başında söylemiş. Bundan şey yapacağız inşallah abi. Lehvi mahvis. Zaman ne demek? Ve kişiye göre nasıl fark ediyor? Gerekirse izafiyet teorisine falan bakarız abi. Evet, dersi kimin şimdi? Osman abi. Evet abi. Şimdi bilgisayarda biz şimdi bir tasnifatlı bir şekilde şey var. Yani Lehf-i Mahfuz İmam Bin Kitab-ı Bin toplaması. Tabii okuyacak bir sürü yer var. İcmal etmişseniz onu tırt diye yapabiliriz, okuyabiliriz. Yok, icmal değil abi de. Yani çünkü madde madde konuşulacak yani bayağı hani icmal... Kaç tane madde var? İşte madde, ilk önce bir madde, o kaç tane madde vardır? Uzun sürer mi okumak? Yok, öyle bir toplamanın icmali yok. Yani şu an. Yani sadece biz kodu daha anlamaya çalışıyoruz. Yani hani ihata edemediğimizden kaynaklanıyor aslında. Yani sonuçta İmam Bin Kitab-ı Bin nedir, ne değildir. Yani okuyup anladıktan sonra ancak o toplamayı belki bir yere getireceğiz. Ama bir kısım şeyler yaptık. Bazı şekiller çizdik, şeylerimizi yaptık. Onun için aslında bu haşiye 10. mektubun olan kısmı bir okursak. Yani çünkü her bir cümlesi aslında konuşulacak şeyler gözüküyor. Evet. Ve İmam-ı Ebu Kitab-ı, kusura bakmayın, İmam-ı Ebu Kitab-ı bir meselesi ders okunmamış, çok yaygın olmayan bir mesele. Yani bilinmeyen bir mesele, üzerinde konuşulmamış bir mesele. Fazla bir etrafta şey de yok abi, böyle bir araştırdım. Döküman da yok mesela işte, ilk sahabinin, yabinin falan bu konuyla alakalı bir derste çok ulaşılamadır yani. Mesela çok şey bir mesele olduğu için biz ilk defa böyle gireceğiz, bakalım. Oysa... Bizim eski derste çıkmadı mı ya? Çok ders var. Lehvi Mahfuz, İmam-ı Bin Kitab-ı Bin. Lehvi Mahfuz olarak var birkaç tane abi. İmam-ı Bin de var ya. He, ben bulamadım abi. He. Yani sadece şey var. Serpil ablamın toplaması. Çökertmişlerdi de. Çökerttikten sonra eski dersler aktif edilmemiş daha. Ha. Onun için editör lazım ya. Adam sırf bu olan dersleri değil. Olmaz. Mesela 5000 tane ders var. 5000-6000'e yakın ders var. Bunların 1500'ü 2000'i aktif, 3000, 4000'i aktif değil. Allah. Mesela eski dersler çok acayip. Hep metine gitmişiz, hep haritalaşmışız. Mesela vehim haritası var. Sif vehmin. Vesvesin haritası var. Vav. Vav vesin. Ves, ves, e. Zel, zel, e gibi. Niçin Allah vesveseyi iki harfle ifade etti ve tekrar yaptı? Nedir o? Ve... S, yani vav ve sin. Harflerin karakteriyle vesveseye girdik. Yani ves, ves, aynı şey. İki tane harfin tekrarı. O zaman bu harfin, vavun ve sinin tabiatı, ateş midir? Toprak mıdır, su mudur, hava mıdır? Vavun karakterine baktım. Sif vav dersini yaptım. Sif sin dersini yaptım. Tekrardaki şeyi baktım. Sonra birleştirdik, vesvese yaptık. Şimdi bu İmam-ı Bin Kitab-ı Bin'e ait bu dersin, onun için bu en az 3-4 bin dersi aktif edecek adam. Ve sadece şey var abi, Serpil ablamın toplaması var, o gözüküyor İmam-ı Bin Kitab-ı Bin'e alakalı. Yani arattığında İşte o çıkıyor. Sebebi, işte o dersi dinlemiş, notları almış işte o. Yani şeyden, sizin defterlerin... Külliyattaki toplamadan filan kendi yaptığı bir şey, metin var. Şey çıkmıyor. Yani ben hepsini araştırdım yani. Bulsaydım dinleyecektim mesela. Öyle yok, çıkmıyor. Çok Allah fazla orada dersinde abi. O kadar da var ki ya. Yok yani. Şu an yok. Sadece Lehf-i Mahfuz İmam Kitab-ı Bin çıkıyor. O zaman hemen editörü vacip yani onun dersi için. En az 3-4 bin tane dersi aktif edecek adam. Mesela 3 bin var. Böyle bir girişimde bulunduk. Şuradan neticeden çık herhalde. 3 bin tane ders var. 3 bin tane aktif değil. Bildiğiniz gibi değil ya bu konuda. Tek tek. Mesela vehmin haritası var. İfrat tefrit vasatı, ifrat tefrit vasatı. Tırırt 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 üç böyle sütün iniyor. Hatta çok iyi hatırlıyorum. Böyle yansıtıcı aletimiz yoktu. Başka bir Ümraniye'de bir dershanede vardı. Bir teşkilatımızı aldık. Ona gittik yansıtıcıyı yapalım diye. Kadromuzu aldık. Evet, neyse. Yani abi bizim şimdi İmam-ı Bin Kitab-ı Bin'i bir giriş yapma ihtiyacımız var sizle beraber. Evet. Şimdi biz topladık, biraz bir şeyler oluştu ama hani bütün deyip mesela bir de işi dimağa getirmemiz de lazım. Hani aşağıdaki evet. Sorularımız biraz oraya gelmeye çabalamamızdandı yani az önce evet. Sorduklarımız. Yalnız, biraz bir yere koymaya çalışıyoruz yanlış bir şey de olmasın diye. Şeyde İmam-ı Bin dedi ki İrfan, İmam-ı Bin Lef-i Mahfuz'un divanıdır diyor mesela. Divanı bazen de unvanıdır diyor.
Bir şey söyleyeceğim, şimdi şey yapacaksın bak. Mesela Zulkarneyn bir unvandır. Şahıs değildir der usta. Evet. Tamam, lemalarda hatırladın mı? Evet abi, aynen. Peki niçin şahıs değil de bir unvandır? Eğer Zulkarneyn'in işlevini kim yapıyorsa, o asırda Zulkarneyn odur. Veya Efrat, nevinden bir Efrat'tır. Veya fertlerinden bir ferttir. Mesela senin köyünde sen hiç kimse yok Nurcu. Eğer Zulkarneyn'deki o vasıf ve sıfat var ya, küfrü durduruyor, şey yapıyor, sur yapıyor vesaire yapıyor. Orada Zulkarneyn sensin. Bak nereye götüreceğim. Evet, tamam. İmam-ı Mübin, Lef-i Mahfuz'un bir unvanı ise. Tamam mı? İkisi için de unvan diyor. Kitab-ı Mübin'e de unvan diyor. Tabi. Dıhiye oluyorsun. Ama o zaman, tekine mi getirecektiniz birisine? Yani. Yok. Mesela onun ivanı, bir tane divan diyor, bir tane unvan. Unvanıdır da var yani. Eğer Lef-i Mahfuz'un İmam-ı Bin, Lef-i Mahfuz'un bir unvanı ise, o İmam-ı Mubin'i biz fark edersek, o unvan, yani o sıfatla vasıflanırsan, senin diman Lef-i Mahfuz'a döner. Dima. Yani garip bir şey söylemedim. Çünkü şeceri hilkat büyük insan değil midir? Evet abi. Biz küçük kainat değil miyiz? Bak bir şey gidiyorum. Ama her şey denmeyecek. Onu siz yapacaksınız. Tehlikeli oluyor. Bak, kainat büyük insan mıdır? Öyledir abi. İnsan küçük kainat mıdır? Tamam. Bunlar ustad oraya mı girdi? Ben diyor gece yatsı namazında diyor o aleme girdi. Tamam. Şimdi bizim gayemiz cüz-i nazarını cüziyetten çıkarıp küllüleştirmek. Tamam. Şimdi cüz-i bir hakikatini küllü yapmak için oraya girmen lazım. Evet. Oraya gireceğim. Peki o şeceri hilkatte Lef-i Mahfuz var mı? Var. Var. Cebrail var mı? Var. Var. Allah'ın dışında her şey var. Onun her şeyi bende yok mu? Bir numunesi mevcut. Evet. Uyandırırsan Lef-i Mahfuz'un numunesini bende uyandırırsan Lef-i Mahfuz olmuyor mu bendeki? Olur abi. O zaman vahiy de Lef-i Mahfuz'u hiç Cebrail'e gerek yok yani. Cebrail getiriyor. Yani neyse. O zaman senin dimağına vahiy inmez mi? Uyandırırsan iner abi. He. Dıhiye gibi olur. Yani peki yani Zulkarneyn de niye misal verdin? Zulkarneyn bir unvandır der ustad. Unvandır, unvan. İsim değil yani. Yani kim girerse ona... Kim girerse o Zulkarneyn'dir, o sıfata girerse. O zaman bizde dimağımızda Lef-i Mahfuz oluyor. Oluyor. Yani sen şöyle bir çocuk yürümek gibi yürüyelim. Sen büyük kainatın küçültülmüş modeli değil misin? Evet. Kainatın sura değil misin? Her ne ki varsa sende yok mu? Var. Var. Sendekinin adı bil kuvve değil mi? Çekirdek. O bir fiil değil mi? Evet, tamam. Çekirdek ağaç. Evet benzemiyor. Yani çekirdek ağaca benzemiyor ama biz çok iyi biliyoruz ki ağaç çekirdekten çıkmış. Bunlar bizden çıkmış. Kur'an Lef-i Mahfuz'a iniyor. Cebrail aleyhisselam getiriyor buraya. İşte bir bu. Peki sen bir daha söylüyorum. Lef-i Mahfuz'a Kur'an iniyor mu? Lef-i Mahfuz'a. Yani oraya vahiy iniyor. Ondan bu tarafa getiriyor. Gelince de kitab-ı mübinin oluyor senin? Senin kitabın mübinin oluyor. Oraya gelene kadar İmam-ı mübinin oluyor. Veya Kur'an-ı Hakim yani. Kur'an oluyor. Ha. Senin Kur'an'ın oluyor. Bir de alalım abi orayı. Lef-i Mahfuz'daki Kur'an'a siz Furkan mı diyorsunuz abi? Yok. Furkan'ı olmaz. Yanlış anladım. Şeceri hilkat Furkan'dır. Senin açılımı. Evet, o büyük insan Furkan'dır. Aynı zamanda o İsrafil'dir. Şeye kadar, arşa kadar. İkinci şeyi de söylüyor. Bak şimdi bir şey söyleyeceğim. Lef-i Mahfuz'a vahiy iniyor mu? İniyor. Tamam. İndi değil mi?
Oradan Cebrail bu tarafa getiriyor mu? Getiriyor. Şimdi Kur'an'ın Allah'tan lef-i mahfuzdaki lef-i mahfuza kadar işlevi ayrıdır. Lef-i mahfuzdan peygambere gelişi ayrıdır. O aradaki ne abi? Cebrail mi? Yok, gelişteki. Oradan oraya Cebrail ise oradan yukarı ne var? Ne var? Orası vahiy kısmı mı? Refref falan kısmı işte. Ne var orada işte? Mana ve harf farkı mı? Hani manası geldi, harfleri aldı. Şimdi oraya girmeyelim şimdi de. Bak. İyi dinleyin. Ama bir daha. Allah kelam sıfatından lef-i mahfuza indirdi mi? Evet. Oradakini Cebrail bu tarafa getirdi mi? Cebrail'in işlevi buradandır. Yani buradan bu. Ondan öncesi yok. Yok. Öyle değil? Yok abi, yok. Yani Cebrail gidip Allah'tan alıp lef-i mahfuza kaydediyor, ondan sonra şey yapıyor değil ki. Değil. O zaman Cebrail mahluk değildir olur. O zaman mahluk olmaz yani. Hep öyle biliyoruz ama yani öyle bir şey var değil mi? Cebrail Allah hani getirdi deyince Allah'la peygamber arasındaki vasıta gibi anlaşılıyor. Yani böyledir de. Peki peygamber aleyhissalatü vesselam Miraç'ta onu geçmedi mi? Geçemem dediği bir yer var. Evet. Bir Cebrail bir adım atarsa yanarım dedi. Peygamber geçmedi mi? Geçti. Geçti, lehim hafıza getirdi. Sonra Cebrail orada ona getirdi. Şey var abi. He? Oraya indirdi. Şimdi ben bir yere götürmek istiyorum. Tamam. Sen dimağın bil kuvve mi? Bu dimağının bir fil açılırsa, ağaç olursa ne olur bu dima? Şeceri hilkatte? Lef-i mahfuz olur. Vahiy direkt inmez mi sana? İner. Üstteki de açılırsa kendi kitabı, azam var, ruh olursa Allah Resulü'nün yani o 11. sözdeki ve elf-elf selatim mi oluyor? Ya da kendi kitabı... O DM makamı oluyor. Kendi kitabı, makamsın kendi mı? Kitabımızı yazınca indirdiğimiz kadarının Kur'an'ımızı yazıyoruz ve onunla da karşılaşıyoruz. Evet. Yaptık. Kitabını oku deniliyor ya Kur'an'da. Kendi kitabını oku deniliyor. Kendi Kur'an'ın mübinini yazıyorsun. Kendi kitabının mübinini sen yazıyorsun. Hayat. Ne kadar alabilirsen, indirip alabilirsin. Onu ne kadar indirebilirsin. Mesela... Köye bağırdım ama köyde kimse varsa. Şimdi Kur'an'ın ne kadarına muhatapsın? O senin kitab-ı mübinin işte. Kur'an-ı mübin hem kitab-ı mübin oluyor değil mi? Evet. Kitab-ı mübine, imam-ı mübine iman ediyorsun. Kitab-ı mübinden emin oluyorsun. Şahit. Direkt girdik mevzuya. Yani vahiy iniyor derken mecazi olarak mı vahiy? Ne? Peygamberler sadece vahiy indiriyor. Evet. Kardeş, hayvanlara da indirilmiş. Biz hayvan değiliz. Ve huvâ rabbuke ilenâ hîli. Arıya vahiy inmiş. Peygamberlere vahiy iner. Fena fil peygamber olursan sana da bir şey koklatılır. Ama usulü dokunmamak şartıyla şu demek istiyorum. İnsan maddi ve manevi her uzvunu, organını şükrü örfüde kullanırsa, 17 işareteceğiz daha, bu insan imbisat ve inkişaf eder, büyük kainat olur. Yani kafası kabu kavseyn, ayağı atom, bütün alem ben olurum. Muhatap ilahi olursun, hiç kimse kalmaz. Hiç kimse kalmaz. Çünkü insan böyle bir şey adaydır. Bu hikaye değildir. Çünkü şeceri hilkat Allah'ın dışındaki kabu kavsen, arş azam, arş, lef-i mahfuz vesaire hepsi ağaç. Hepsi o ağaç çekirdekte. Ben o ağaca göre çekirdeğim. O ağaç şeceri hilkattır. Bir kere tanımlamaları iyi oturtmamız lazım. Ha? O ağaç şeceri hilkattır. O çekirdek benim. Meyvenin içindeki çekirdek benim. Eğer ben bu çekirdeğimi Allah'ın emrettiği şükrü örfide kullanırsam, ben de inkişaf ederse ben ağaca inkılap etmiş olur mu? Ağaca inkılap edersen o zaman arş benim, kürs benim, lef-i mahfuz benim, Cebrail benim, cennet benim, cehennem benim. Hakikat-ı Muhammediye cihetiyle bütün kainat senin,
Senden yaratıldığı için çekirdeği aslı sensin. Peki lef-i mahfuza inen Kur'an sana otomatik iniyor. Sensin zaten orası. Lef-i mahfuz sen zaten sendin. Aşağıdan zaten sendin. Sendin zaten. Şimdi lef-i mahfuza Allah canibindeki yönüyle lef-i mahfuzdan bu tarafa yönü çok farklıdır. Kitab-ı mübin, imam-ı mübin yani. İkisini de lef-i mahfuzdan bu tarafa bakarsan çıkamazsın işin içinden. Aynı oluyor o zaman. Şimdi İmam-ı Mübin'i lef-i mahfuzdan çıkış tarzına bakarsan, çıkış bu tarafa bakarsan, Kitab-ı Mübin'den bakarsan, bu ikisiyle mutlaka, bu ikisi lef-i mahfuzdan çıkış diye bakarsan, bu sefer işin içinde çıkamazsın. Mesela Nur-u Muhammed'i, Mecul, iki yönü yok mu? Öyledir abi, Nur ve mana. Mana Allah canibi, Nur çıkış canibi. Yani mesela, benim bu tarafım, bu tarafım. Yani Allah tarafından bir çekirdeğe hulasalanması mana. O Nur-u Muhammedi yol. O Nur-u Muhammedi'den dişe vuruş. Hepsi çıkmış mı? Çıkmamış. Nur-u Muhammedi'den, meçhuldan her şey çıkmamış. Nereden biliyoruz? Bana diyoruz. Bu Furkan'dır, şeceri hilkat. Bizim bildiğimiz açılımıdır. Ama Allah Resulü diyor ki, bana Kur'an kadar Kur'an verilmiş, vermeye mezun değilim diyor. Şeceri hilkatın dışında bir şeceri hilkatı da var onun. O selam işte abi, aşağısı salat. Ben Risale'de dolaşıyorum ha. Bir yer bir şey yaptığım yok. Muhammed'den konuşmuyorum yani. Evet, sadece dikkat etmek lazım. Dikkate, yani ünvandırdan girdim. Evet, ünvan çok kafa karıştıran bir şey yani. Yani mesela diyelim ki peygamberin en büyük sıfatı tebliğidir. Evet öyledir. Hidayet verici, tamam mı? Bir köyde bir nurcu, bir tarikatçı, bir kardeşimiz bir gafile namaz öğretiyor. Bir efendim ötekisi adam imana geldi. Nebilik yaptın sen. Hidayetine sebep oldun. Hidayet veren Allah'tır. Peygamber hidayet vermiyordu ki vesile o. Aynı işi yapıyorsun ama formatı demiyorum. Meratibi düşük. Arya da vahiy geliyor ama meratibi düşük. Vahiy zimni var, vahiy sarih var, vahiy ima var vesaire mertebeler var. 70 mertebesi var vahiyinin. İlmi ezelinin ünvanları olan diyor İmam bin Kitab'ın lef-i mahfuz. İlmi ezelinin. İlmi ezelinin ünvanları yani, olan diyor. Evet, ilmi ezeli, ezeli peki, ezeli mahlukta nasıl olacak lef-i mahfuza? Onun devamlı besleyen, lef-i mahfuzu devamlı besleyen ezeli yönü. Bunlar vücudu değil mi? Evet. Ben yani bu İmam-ı Mübin, Kitab-ı Mübin dersini bizim kardeşlerle biliyorsunuz abi işte bizim mahalle. Malumlar okuduk. Yani ben o bu konuyu şu şekilde izah etmiştim onlara. Demiştim ki hani Kur'an-ı Kerim lef-i mahfuz iniyor. Lef-i mahfuzdan sonra İmam-ı Mübin ve Kitab-ı Mübin var. İmam-ı Mübin, vücut dairesi için konuştum sadece. Dedim ki İmam-ı Mübin geçmiş ve geleceğe bakıyor, Kitab-ı Mübin hazıra bakıyor. Doğru. Yalnız dedim, dedi ki abi hani lef-i mahfuzla İmam-ı Mübin'in ne farkı var diye sordular bana. Ben dedim ki Allah-u Alem şöyle bir farkı var. İmam-ı Mübin sana has, sana özel. Senin geçmiş ve geleceğin var, Kitab-ı Mübin'in hali hazır. Lef-i mahfuzda senin de geçmiş geleceği var, onun da geçmiş geleceği var. Ben bu şekilde bir izah getirmiştim abi. Doğru, doğrudur o, o da doğru. Ama ben biraz daha taşınmak istedim. Olay çok farklı. O doğru ama. O doğru. O doğru. Mesela diyelim ki bu kalem realitesi var. Evet, bu gerçektir. Ama benim buradaki anlayışım bana yaptığı iz düşümle seninkisi farklı. Öyle. Ha, bu senin Kitab-ı Mübin'indir. Ama buradaki sana yaptığı tesir senin İmam-ı Mübin'in. Tesir. O mana mı oluyor? Ne oluyor? Mana. Herkesin vahisi de farklı çıkıyor. Herkesin vahisi. Herkesin vahisi. Zaten oku kitabını denilecek Kur'an-ı Kerim'de. O haşir meydanda ama al. Hepsi kelam mı oluyor abi? Kelam işte. Benim bir seneden beri zaman ve kelam beni blok ediyor ya. Niçin sevk ediliyorum bilmiyorum. Onu da dedim. Şimdi de söylüyorum. Bilmiyorum. Niçin böyle çok
Hep böyle buna beni kader yoğunlaştırıyor kelama bilmiyorum. Mesela vahiy bilmiyoruz ki. Bilen var mı yani? Vahiy nasıl bir şey yani? Al bu paketi ya Cebrail koydu. Hadi Muhammed, ya Muhammed Aleyhisselatü, al sana bu vahiy. Böyle bir şey ki. Allah gönderdi. Allah gönderdi sana. Yani şey mi, kargocu mu bu? Başka bir şey ya. Yani öyle de simge. Ama acayip ya, bildiğin gibi değil Osman ya. Kainat çok farklı işliyor ya. Bize de öyle geliyor. Ağzını kıpırdatma. Şimdi girme oralara, ağzını kıpırdatma. Nereden geldin şimdi? Ebu Bekir'in şey mi? Kıpırdatma. Vahiy gelirken Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a ezberlemek için Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam dilini şey yapıyor da. Dönmeye çalıştırıyor. Ha. O da diyor, hatta sıkmayı. Sıkmayı ne olmuştu hatırladınız mı? Evet. Neydi? Şey, Cebrail sıktı ya, neydi? Sirayet ediyor abi. Yok, Cebrail tam. Başka? Enfüz içini dışına mı çıkartma şeyi? Öyle mi demiştik? Altın üstü basıyor abi işte. Çıkartma içini. Yani içini nasıl demiştik? Öyle yani onun lef-i mahfuza taşıyor işte abi. İçindeki hakikati dışarı çıkartmasına yardımcı oluyorum. Toprak sıkmıyor mu çekirdeği? Ha, öyle demiş. Tam sıkma evet. Vardı. Evet, ne yapıyor? Şimdi dört tane sıfatı var toprağın. Dar, karanlık, soğuk, kimsesiz. Şimdi bazı şeyler torbaya girmişse sıkarsanız dışarıya çıkar. Bir, terkleri yaptırıyor. Sıkarak. Terk. Mesela poşeti düşünün, bir sürü şeyler var. Sık 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 sık. Pişşt. İçindekiler çıksın. Bir, çekirdeği patlatıyor. Şey yapıyor. Koridor oluşturur, çekirdeğe ısı veriliyor. Hakikat, mana. O... Mesela niye sıkıyor? Sıktı. Yatakta soluk aldı. Ört beni. Öyle sıktı, öyle enerji yükledi ki, o enerjiyi göre Arabistan'daki o sıcağı üşüyorum diyor. Evet. Anladın bakış. Adetullah'ı yaşattırıyor. Evet, tamam. Öyle bir enerji, öyle bir baraj yüklemiş ki, oradan geliyor, Hira'dan geliyor, eve geliyor. Arabistan hayal edin 40-50 derece. Ateş atıyor, ev içerisi ateşi ört üzerime diyor. Kardeş burası değil. Burası gözüküyor. Burası tenteneli bir perde. Değil burada haram işlemek. Boş bile geçirmeye değmeyecek bir alem. O kadar kaliteli. Burası boş zaman geçirecek bile, hani günah bile yapmasan bile değmeyecek bir alem. Hiç gerek yok yani. Çünkü ezeli ve ebedi bir daha buraya, burası için gelinmeyecek. Yani değil günah. Hani dedim ya sofrada, İmam Azam diyor ki, değil haram, helal olan ekmeğini çok yersen haram olursa, ya o ekmek haram olursa ne olur? Onun karesiyle olur. Helal ekmeğini helaldir. Yemek helal. Ama helalini çok yersen haram olur. Ya o ekmek bir de haram olursa ne olur? Haramın karesi olur. Ondan sonra derse gelirsin. Aval aval bakarsın. İkide bir zihnin gidip gelir. Kitap okursun. Anlamam dersin. Bir şey denilir. Eyleme geçirmezsin. Bunlar haram yemekten kaynaklanıyor. Haram bakmaktan kaynaklanıyor. Haram yerseniz oradan çıkan enerji o göz harama gider. Kesin. İmam Azam diyor ki, gireni kontrol edemeyen hangi yoldan çıkacaksa orayı kontrol edemez. Helal yiyen şöyle diyor. Bir malın nereden geldiğini öğrenmek istiyorsanız nereye gittiğine bakın. Televizyona geçirdiğin vakit kadar o enerjinin, o enerjiyi, o bakma, göz, seyretme, işitme, vücut enerjisini o vücuda soktun haramlardan oluyor. Helal olsaydı olmazdı o. Anlamıyorsan, dersten gelemiyorsan vücuduna haram girmiş demektir. Haramlar var yani bir sürü. Çünkü bakmak enerji değil mi? Evet abi. Bir de bir şey söylemiştik hatırlar mısınız? Mesela Allah bir kendisi bakıyor mevcudata. Bir de senin nazarına bakıyor. Ben bakarken Allah benim baktığım yere bakıyor, benim gözümle. Harama bakınca Allah'a harama baktırıyoruz. Allah'ın bakışını harama çeviriyoruz. Benim baktığım harama Allah da harama baktırıyor. Ama Allah bakarken haram değil,
benimle bakarken haram oluyor. Çünkü Allah bir şeyi emreder, hasen olur, nehyeder, kabih olur ya. Bak, ne Allah kendisi bakmıyor mu sanatına? Bir de gayri nazarıyla niye bakıyor? Çünkü mahlukata dönüşmüş hakikatin, hakikati mahlukata dönüşmüş hali ben. Allah bir de benim gözümle bakıyor. Benim kulağımla duyuyor. Ben ne duyuyorsam Allah duyuyor, tamam mı? Benim gözümle bakıyor. Ben harama bakınca Allah'a harama baktırıyorum. Allah'a haram seyrettiriyorum. Çok ayıp oluyor o zaman da. O esmasına diyelim abi. He? O esmasına. Esmasın he. Esmasına. Bak kaldıramıyor görüyor musun? Dur söylüyor. Pasit. Evet. Şimdi gelin devam. O dediğin doğru ha. Lef-i Mahfuz'da kadiki terakkin doğru. İmam-ı Bin kitabın oraya kadar seni taşır. Lef-i Mahfuz'da durursan ki İmam-ı Mubin'in değişir. Geldik. Durduk. İmam-ı Mubin Kitab-ı Mubin durduğum yer ne İmam-ı Mubin ne kitabın. Bunun adı da Lef-i Mahfuz. Aşağısı Kitab-ı Mubin yukarısı İmam-ı Mubin. Ama bir yerde hulasalanır. Ama dediğin de doğru. Yani niçin? Eyleme dönüştürdün. Eğer buraya koyarsan Lef-i Mahfuz'u doğru. Dedin ki mevcutat Kitab-ı Mubin. Ama sana yaptığı tesir senin İmam-ı Mubin'in. Bu Kitab-ı Mubin. Bu sendeki karşılığı İmam-ı Mubin. Abi İmam-ı Mubin'de iki şey var ya, bir geçmiş ve gelecek diye şey evet. Var ya. İşte bir ilk önce çekirdekte yazılan bir İmam-ı Mubin var. Kitab-ı Mubin'de çıkıyor. Kudretli ağaç oluyor. Giriyor, ağaç oluyor. Tekrar bir yazılıyor. İmam-ı Mubin'e yazılıyor tekrar. Öyle değil mi? Evet, mesela toprağın altındaki çekirdek. İmam-ı Mubin. O zaman hani bir kendinden önceki İmam-ı Mubin, kendisi Kitab-ı Mubin, kendinden sonraki gene İmam-ı Mubin. Evet, aynı. Çünkü eğer hazır eşya Kitab-ı Mubin'se sen de hazır değil misin? Hazır. Bedenin Kitab-ı Mubin'dir. Yani önün İmam-ı Mubin, evet. Demin dediğiniz gibi. Yani şu ben miyim? Değilim. Vücut. He. Peki hazır eşyanın dışında mıyım ben? Değilsin, berabersin. O zaman ben de Kitab-ı Mubin'im aynı zamanda. Evet. Ben de Kitab-ı Mubin'im şu anda. Peki, o ben alan ben kimdir? İmam-ı Mubin. Çok farklı taşıdınız abi yani. Şimdi çok tefekkürümüz çok değişti. Toplamayı baştan bir daha okumak lazım. Ama yani böyle değil mi? Belki varlık, ben bununla mıyım beraber? İrfan'ım söyler misin ya? Ben heyecanlanıyorum yani. Ben bununla mı benim ya? Yok değilsiniz abi. Değilim. Peki bu mahluk değil mi? Bana gidirilmemiş mi? Bu varlığın dışında, Lef-i Mahfuz'un dışında tanımlanabilir misin? Mümkün değil. Belki bu o zaman hazır eşya Kitab-ı Mubin'se ben de hazırım. Evet. Ben de Kitab-ı Mubin'im. Sizi hazır eşyada tutuyorum. Yani Kitab-ı Mubin hep benim dışımda aradım. İmam-ı Mubin'i hep kendi dışımda aradım. Allah'ı hep kendi dışımda aradım. Adam diyor ki Hasan kardeş ya deli etme beni diyor. Sırat köprüsünü buraya getirdin. La kardeşim diyesim geliyor da diyemedi ama. Abi la şey tövbe. Kitap ben lefim bir şey ki Sırat Köprüsü'nü ben getirmedim vallahi. Ya öyle anlatıyorlar senin için diyor ya. Sırat Köprüsü'nü sen getirmişsin buraya. Abi vallahi buradaydı o. Nasıl geri götüreceğiz diye belki de. Dedi ki nasıl buradaydı diyor. Deli etme beni diyor. Nasıl Sırat Köprüsü buradadır diyor dünyada. Abi Sırat Köprüsü mahluktur. Onu yaratan Allah bile burada. Dur hele ya dedi ya. Dur hele. Güzel dedi ne olur. Abi boksta aparkat diyorlar. Şu anda bir anda. Şimdi bak. Bu Kitab-ı Mubin'dir. Bak. Eğer kendini hayat ile tanımlarsan. Şöyle diyeyim. Kitab-ı Mubin buzdur. Su İmam-ı Mubin'dir. Su Kitab-ı Mubin'dir. H2O İmam-ı Mubin'dir. H2O Kitab-ı Mubin'dir. Enerji. Böyle geri nerede durursan arkan hep İmam-ı Mubin yani. Şimdi ben bu varlığın dışında dışık kalabilir miyim? Ben Kitab-ı Mubin'im. Ruhum İmam-ı Mubin'dir. Ama ben tahammül edemiyorum. Ruha da tahammül edemiyorum yani. Ben ruhla ben olamam. Mümkün değil. Ona bile kabul edemiyorum yani. Ben öyle bir şey olacağım ki hiçbir şeye benzemeyeceğim. Her şeyin kaynağı olacağım. Böylelikle enaniyetim de tatmin olacak. Enaniyet menfi manasında değil ha. Yani Allah şirk istemiyor. Allah'ın en cami halifesi insan değil mi? Ben de istemiyor. Ondandır zaten evde kavgalar oluyor.
İştirak istemiyoruz. Padişahlar niye kesmiş, doğramış? İnsanın tabiatında var bu. Ama yönü değişik tabii. Ben de istemiyorum. Allah ile rakip olamam çünkü o bana benzemez. Mahlukat bana benzediği için rakip istemiyorum. Onun için mahlukattan rakipsiz yaratılmışız. Yok rakip. Cebrail bir rakip değil ya. Arkada kaldı, ben bir adım atarsam yanarım diye okuduğum zaman ben biraz keyif aldım ya. Çünkü benim nevim ya, onu da geçiyor ya. İftihar ettim diyorsun. Ediyorum yani. Ona böyle acayip bir şey peygamber. Bir adım da atarsam yanarım dediği adam gidiyor yani. Şimdi bunu taşıyalım abi. Taşıyalım. Mesela şimdi imam beni bazen kurtarır. Sürekli hali hazır için tefekkür ettiğimiz için bunu yanlış yaptı. Sanki yani sandık ki geçmişteki geçmiş, gelecekteki gelecek sandık. Halbuki gelecek zaten orada. Geçmiş de orada. Hepsi orada. Hepsini o zaman bize komplesine kitab-ı mübin dersek imam mübini levh-i mahfuzun arkasına taşmamız lazım. Zorunda kalıyorsun zaten. Başka çıkar yolu yok. Çünkü biz hep şunu tefekkür ettiğimiz için bunu gidiyorum abi. Buradan başladım. Burası kitab-ı mübin. Orası imam mübin. Burası imam mübin. Geldim. Burası kitab-ı mübin oldu şimdi. Bu taraf imam mübin. Burası imam mübin. Ne oldu ki ya? Zaten orası vardı. Geçmişte zaten geçmişte. Zaten o 111'de sözlerini söylüyor. Mazi ve müstakbel diyor. İlmi ve canlı ve ruhlu duruyor diyor. Evet. Zaten hani insanlar buna inandığı için zaman makinesi diye bir şey yapmaya çalışıyorlar. Şimdi adam zaman makinesini yapıyor. Arka plandaki psikolojisini şunu kabul etmek zorunda. Geçmişteki adam var orada duruyor olması lazım ki ben oraya gidebileyim. Evet. Yoksa zaman makinesinin ne mantığı olacak? Ya da geçmiş geleceğe dönüp gidecekse ya da geçmişe gidecekse demek ki adam bunu kabul etmiş. Bütün mesela inançlı, inansız bütün herkes bunu konuşuyor abi zaman makinesi. Ama kimse arkasındaki psikolojiyi sormuyor. Arkasındaki psikoloji şu, herkes geçmiş ve geleceğin hazır halindeki inanıyor. İnanmaz. Mevcut. Yoksa neye gidecek? Diyelim ki geçmişe gidecek adam zaman makinesiyle veya geleceğe gidecek. Geleceğe gidecekse geleceğin zaten orada olduğuna inanıyor olması lazım. Yoksa nereye gidecek bu adam? Bu mesele bu. Yani biz olay tam hali hazır. Geçmiş neredeyse gelecek de oradadır. Orada olması lazım. Yoksa nereye gidecek bu adam? Ben o hatırlar mısınız o bir şey anlatmıştım. Köye gittim. Evet abi. Geçen sene miydi? 5-6 ay önce. Köye gittim. Çocukluğumda dedemle çobanlık yaptığımız yer var. Bunun sitede yok yani de. WhatsApp'a biraz atmıştım. Böyle çobanlık yaptım. Taş vardı. Taşın üzerine çıkardım. Dedem de taşın altına otururdu. Hayvanlar böyle şey yapardım. Yani başka kimse yok ki. Ya hayvanla oynayacağım ya dedemle. Oynardım. Yapma falan üsteyim ya. Falan işte ben böyle bir anda daldım böyle. Yukarıdan bakıyorum çocukluğumu. Böyle bir yer. Baktım ki böyle daldım da ama halüsinasyon tabii böyle. Ben biraz şizofreni hastası olduğum için böyle garip garip böyle hayalleri ciddi zannedecek kadar şimdi hastalık var. Ben onu kabul ediyorum. Şöyle baktım böyle. Allah Allah şöyle taşı. Merak ettim böyle. Ay gidiyor. Oraya çıkıyordum. Böyle hani kırtasiyede böyle kart satılıyor ya. Siyah siyah böyle nokta falan böyle. Şöyle dikkatle bakarsan 2 dakika için gözünü şey yapma. Bu kalkıyor, arkada bahçeler gözüküyor. Evet abi. Buna bir şey diyorlar. Kırtasiyede satılıyor. Var abi, internette bolca dolaşıyor. Şimdi adet öyle bir şey oldu böyle. Aa baktım Allah Allah, çocuktum aynı, atlıyorum ha, ya gel de şimdi bir şey geliyor falan. Hakikaten Fesubhanallah, ona baktıkça baktım ki ondan öncekiler de çıkmaya başladı. Aynı yer. Şey yani, başka şeyler, birisi olması lazım ki hayalimi çeksin diyor usta. Beni oradan diyor, çekecek kimse olmadığı için diyor, usta dibe girmiş. Yani ama senin kadar gidebilirsin, herkes yapabilir. Sen o taşın üzerindeki, sen çocukluğuna gidersin. Biraz da yoğunlaşabilirsen böyle. Senden önce, bir hafta önce o taşın üzerine kim çıktıysa orada. Herkes burada kardeş. Herkes nerede? Ben burada kaldım. Burada geçen hafta 15 gün önce vardı. Ben bu koltukta kimler oturmuş, yapılmış yapılalı. Herkes duruyor burada. Peki o kitabın bin mi, imam bin mi? O nerede duruyorsan odur. Nereden baktığına bak. Onu anlattım ya. Bir anlayayım dedim yani. Peki ne anlatmaya çalışıyorum biliyor musun? Eğer böyle bakarsan benim o şey, o senin sana göre imam bin iken bana göre kitabın bindir. Evet. Peki o hazır benim için. Benim itikadım şu. Bir köyde, bir evde, git oraya, sen yaşadın mı? Orada bütün o babaannenin, dedenin hepsi var. Hepsi böyle, bu itikatta bakarsan o boyut böyle kana hep kitabı mübin. Ama ben buyum, o ayrıysa sen kitabı mübin, o imam mübin.
Nereyi anlamadın abi? Şimdi şöyle, çekirdekteki programa kudret taalluk etmemiş değil mi abi? Etmemiş. Ha, şimdi o zaman bir kere çekirdekteki programa kudret taalluk etmediyse o zaman aslında ona kitab-ı mübin diyemeyiz. Diyemez, o değil o. Çekirdek tarafı değil, sonrası için mi o zaman? Ama geçmiş ve gelecek çekirdekteki program gibi değil der sözler 111'de. Canlı ve ruhludur diyor, kudret taalluk etmiş. Yani bak istersen sözleri, tabii. Sözleri versene ya. Hatta şurada. Getireyim. Getir abi bak. Bak yani sen böyle doğru söyledin. Acayip bir yere neşter vurdun. Bu neşter vurdunsa çam cümleyi okuyayım gör. Bak. Bak 111. İşte kader, kaderi ve kazaya, kaza realiteye. Kader ise program değil, bütünsel. Yazılan yazılmayan. Kaza realiteye. İman rüknünün dahi geniş bir veçi de sırrı hayatla anlaşılıyor. Hayatla anlaşılmaz. Hayatın bir de sırrı var arkası. Ve sabit oluyor. Ya iyi dinle şunu, şuraya bak. Yani, ya ne acayip bir kitap bu ya. Bak, yani nasıl ki alemi şahadet. Böyle dura dura gidelim. Alemi şahadet. Ve mevcut hazır eşya. Tamam mı? İntizamları ile, yani intizam derken bundan muayyenleşmiş. Bu kazak değil bak. İntizam derken bu çakılmış değil ha. İmtiyazlaşmış. Bu tahta olmuş, bu kazak olmuş. Yani intizam içsel yapı. Nizam geneldeki bütünlük. Bu intizamlarıyla, yani imtiyazlaşmasıyla, tahta denmesiyle, kazak denmemesiyle, anladın mı? Farklı oldu değil mi şimdi? Evet abi. Bak, intizamlarıyla ve neticeleriyle, bütünselliğiyle, hayattarlıkları görünüyor. Öyle de alemi gaybtan sayılan, alemi gayb, geçmiş ve gelecek mahlukatın dahi, yani bu böyleyken o da dahi diyor. Aynı bunun gibidir diyor. Nasıl? Manen hayatlar bir vücudu manevileri. Vücudu manevileri. Manevi mahluk değil midir? İlmi vücut değil ki. Maneviyat ya. İlmi demeyecek mi devamlı? Bak diyecek şimdi. Bir bu tarafı da var, bu tarafı da var diyor. Bak. Manen hayatlar bir vücudu manevileri ve ruhlu birer subut-u ilimleri vardır. Ruhları ilmidir. Şeyleri ise vücutları manevidir. Mesela diyelim ki benim vücudum, yani hayatı manevidir. Ama ruhum ilmi vücuttur diyelim. Yani içsel yapısı. Yani mazi ve müstakbeldeki, mesela ben öyle değilim. Ben şu anda ruhum da mahluktur, cesedim de mahluk. Ama benim mazim ve müstakbelim ise vücudum manevi mahluktur ama ruhum ilmidir. Bir daha, bir daha. 111. Manen hayatta, bak geçmiş ve gelecek mahlukatın dahi, düz okuyayım da. Geçmiş ve gelecek mahlukatın dahi, manen hayatta bir vücudu manevileri. Yani iki önemli tarafını anlatıyor eşyanın. Bir vücudu manevileri, hayatta bir vücudu manevileri var. Bir yönü. İki, ve ruhlu birer subutu ilimleri vardır ki lev-i kaza ve kader vasıtasıyla o manevi hayatın eseri mukadderatname ile görünür, tezahür eder. Yani bir eşyanın iki yönü var. Her şeyin ruhu var. Hayatı da var. Tamam mı? Var. Mazi ve müstakbel canlı ve ruhludur. Ha, elan var. Yok mu nefim hafızı? Senin gelecek hayatın nefim hafızda yok mu? Ama manevi var. Bu mahluktur. Ama senin ruhunla buraya daha temas etmediği için ilmidir o. Ruhu. Kudret taalluk etti mi etmedi mi ona? Bir fark var mı onu anlamak için soruyorum. Kudret o mazi ve müstakbeldeki hayatını etmiş ama ruhuna etmemiş. Bir daha abi. Bir daha toplayayım zihnimi. İlk önce kudret mahluk anlatayım. Tamam. Bir ilmi programa, çekirdekteki projeye, evet, kudret taalluk etmese ilmi vücut denilir. Evet. Ona kudret taalluk ederse mahluk olur. Evet.
Bu mahlukun vücutları da bir cismani olur, bir manevi olur. O da mahluktur. Hmm. Manevi ne anlayacağız? Mesela diyelim ki senin şefkatin mahluktur. Ama bu da mahluktur. Ama meratibi farklı. Hmm. O orayı karıştırıyoruz. Manevi deyince biz... Biz oraya gidiyoruz. Yani. Manevi deyince mahluk olmayan, ilim, kudret tahallük etmemiş sanmıyoruz. Başka örnek var mı? Vücudu? Veya mesela şöyle diyeyim. Mesela sen belediyecisin. Hı. Kafanda bir sürü projeler var. Hı. İlmi vücuttur. Kudret tahallük etmemiş. Ruh değil. Ama senin bir de yaptıkların bilgiler var. Yaptığın binalar var. Hakikaten yapmadığın bina var, yaptığın bina var. İkisi de benziyor. Bir tanesi mahluk, manevidir. Manevidir, yaptıkların mahluktur, manevidir. Yapmadıkların daha ilmidir. Şöyle diyeyim mesela, şefkatinde misal vereyim şefkat. Şefkatin var mı yok mu? Mahluk mudur? Mahluktur. Mahluktur tabii. Enerjiyse mahluktur. Mahluktur, vücut harcısı var. O manevidir o zaman. Manevi mahluk. Yani kudret tahallük ederek. Etmiş tabii. Ona da kudret tahallük etmiş. Etmiş tabii. O, yani şefkat, gerçi atom cinsinden olmadığı için ama senin mahluk anlayışından çık. Tabii. Mahluk anlayışın. Sen atom, tutulur, gözler... yani atom ve sirriye kafayı taktın. Evet. Oysa lef-i mahfuz da mahluktur. Mahluktur. Arş da mahluktur. Arşanın. Cennet de mahluktur. Nasıl anlayacağız biraz? Cennet manevi değil midir? Maddi, manevi derken lehim olsun, mahluk deyince... Cismani içerisinde, cismaniyetin içinde mal. Ben cismani değil miyim? Evet. Ama cismani olmayan da burada. Yani ben cismaniyim, cismani olmayan ruh. Ya ben bir şey diyeyim de sofradaki dediğimiz bir ölçüp biçerek söyleyeyim. Kardeşim, şu ceset, esmaların... Dona, 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 en kesif donmuş. Bundan sonra daha donamaz bu. Esmanın en son kesifidir. Evet. Onun için en başı en iyi tanımlıyor. Allah'a en güzel ayna olabilmesi için cismaniyet lazım o. Ama şu cismaniyet bedenin arkasına gidince his, şuur böyle, hayat, ruh. Yani aslında ruhun donmuş halleri yani bunlar. Ya daha arkaya git, ene. Yani Nur-u Muhammed'i, dondur onu. Nur-u Muhammed'i dondurduk. Yani bir zuhurat yaptık, kabı kafisin. Biraz da dondurduk, arş-ı azam. Biraz da dondurduk, lef-i mahfuz. Biraz da dondurduk, arş. Biraz da dondurduk, cennet, cehennem. Daire ilim, daire ayet, kürz. Lef-i mahfuz, ispat, yedi kat, sema, alem-i şahadet. Peki bunlar aynı hakikatin, hakikat meratipleri. Aynı şey. Kudreti... Yani şu maneviyata kudret tahallük etmemiş zannediyorsun sen. Öyle zannediyorsun, evet. Değil mi? Lef-i mahfuza kudret tahallük etmediğini düşünüyorsun değil mi? Etmiş kardeş. Lef-i mahfuza bine etmedi. Değil mi? Etmedi zaten, o malum. Bak, lef-i mahfuza kudret tahallük ettiklerine kitab-ı mübin, etmediklerine imam-ı mübin. İlim olduğu için. Hayatla kudret tahallük ediyor ama. Ya o zaman lef-i mahfuzun bir kısmı mahluk, bir kısmı mahluk değil mi? Yani mahluk değil, kudret tahallük, evet. Yani şöyle, Allah'a bakan yönü mahluk değil. Çünkü lef-i ezeli deniliyor. Peki bu vücud ilmi dairelerini nasıl mahluktur, mahluk değildir? Mahluktur da şöyle, mahluktur. Değildir, hem mahluktur hem değildir. Şöyle. Şimdi... Korkadın öyle diyeceğiz, öyledir hem böyle. baktığın yere göre şey yapıyor da onun için dedim. Mesela lef-i mahfuzdaki her şey mahluktur. İçeriye girdik. Ama lef-i mahfuza... Şöyle baktık geldiş kaynağına, o yönüne baktığımız zaman, bakabilmek için buradayım, orası mahluk değil, o baktığımız taraf. Baba, ama bu her şey için böyle değil mi abi? Arş için de böyledir, mahluk olmayan bir yön olması lazım. Var tabii. Beslenemez ki yoksa. Yok, beslenemez. Mümkün değil. Mesela ene, ene, mahlukat tarafı nur, Allah'tan beslenen taraf mana. Ene iki tane şeydir. Enenin içinde iki şey yok mu? Nur, mana. Mana mahluk değil ki. Yani mahluk değil yönü. Nur da orada mahluk değil ama mahluk tarafı. Allah'ın nuru semavat verirdi. Yani Allah'ın esmasının mahlukiyet yönü. Donmuş hali. Ama biz lef-i mahfuzu mahluk olarak düşünmemiz lazım. Çünkü... Tabii mahluktur canım. Çünkü? Niye? Çünkü mahluk değilse, özür dilerim cümleni alayım için kaybolmasın. Mahluk değilse
ezeli ise bazı istisna zatlar lef ezeliye giriyor diyor Üstad. Nasıl girecek? Nasıl girecek? Bir, Cebrail Aleyhisselam ne getirecek orada, nasıl girecek? Yani Geylaniler için demiyor mu? 16. lemada istisna olan bazı zatlar diyor lef-i ezeliye girer diyor. Hatta lef-i mahfuzu da geçti Peygamberimiz. Ve o kapıyı açık bıraktı diyor. Lef-i mahfuz mahluk olmasa oraya kim girebilir? Mahluka girilir. Hatta onu da geçmedi mi? Cebrail aleyhisselam demedi mi ki ben bir de adımı atarsam yanarım? O geçti mi? Geçti. Gitip geldi, açık bırakmadı mı? Etkiya ümmeti, arkasına takipçileri, o geçmiyorlar. Gidip geliyorlar demiyor mu? Üstad gidip geliyorlar diyor. Lef-i mahfuza giriliyor. Hasan abi. O zaman mahluktur. Eğer vacip olsa haşa girilir mi? Ölüm velakettir. Ha şimdi söyleyecektim, onu mu diyecektim? Yani onu diyecektim. Yani Cebrail aleyhisselam girip yani bir şey aldığı bir şey, o zaman Kur'an-ı Kerim'i orası saymak bizatihi. Yoksa haşa. Öyle olur. Ya hoca da diyeceğiz ki orada Kur'an oraya inmiştir, Kur'an-ı Kerim oradan almıştır. Diye. Bak şimdi. Mahluk sayacağız. Lef-i mahfuzdakinin adı Kur'an-ı Kerim. Kur'an'dır. Donmuş, kainat olmuş, furkan olmuş. Ama Allah'ın ilmindeki Kur'an değil o. Kelam. Ama lef-i mahfuza, o Allah'ın, o Kur'an kadar ilmi var, haşa. Kelam ve Allah'ın ilmi nihayetsiz değil mi? Onu muayyenleştirdi, lazım olduğu kadar lef-i mahfuza indirdi. O indirdiğinin adı Kur'an. Bana Kur'an kadar Kur'an var diyor, vermeye mezun değilim diyor. O da başka bir Kur'an. Lan melaikeler hiç Allah'ı görmediler. Melaikeler, yani büyükler, küçükleri diyelim. Mukarrebin melaikeleri gördü. Yani lef-i mahfuzatı, Allah'ın taayyunu var her makamda. O mertebede Cebrail görmüştür. Ama Resulullah'ın mertebesi, gibi bir şey. Tabii Allah'ı gördü, melek gördü. Mesela arştaki müekkel melekler, öyle melekler var ki ancak böyle Allah'a bakıyor, başka bir şey yok. Onun vazifesi o. Peki o bulunduğu mertebede? Ki Allah. Yani Cebrail aleyhisselam bir şey görmese neye şehadet edecek abi? Tabii. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü en la ilahe illallah. O tahiyyat nerede oldu? O şeyde, orada lef-i mahfuzda Cebrail bakıyor. Bakıyor derken, başka nasıl anlayayım yani? Anlatıyorum işte. Ondan sonra ne vardı? Lef-i mahfuzdan sonra aşağı zaman var, kabuk avsem var. Orada hep, yani o mertebede gözüküyor. Mesela peygamber oraya gitti ama buradan bütün kopmuş değil. Bu mertebeye ne kadar ekrana haber düşüyorsa düşüyor. Ama canlı ve ruhlu tabii. Lef-i mahfuza Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın konuşmasını, Allah ile konuşmasını ve Allah'ın kendisi lef-i mahfuza düşüyor. Gözüküyor zaten. O zaman dedi ki Allah ilk önce ona, Esselamu aleyke ya eyyühen nebi. İlk önce selam veriyor Allah. Selam oradan geliyor. Senin üzerine, Esselamu aleyke. Hemen Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam oradan ona nasıl ya geldi, beni tercih edeni tercih etmeyeyim yani. Gene gireceğim. Maç girmeyeyim. Çekelim. He. Ya dayanamıyorum ya. Ya orada nasıl bir unutmamış beni ya. Esselamu aleyna bi. Ve ala ibadillahi salih. Hemen genelledi aşağı doğru. La vallahi ben seni orada. Mümkün mü ya? O zaman bizim... Nasıl bir insan? Ben onun için korkmuyorum yani. Haşim Eder'de olacak mı o kardeşim? O da orada olacak. Ya bulurum ben onu. Bulamadın abi, çok karabalık, 7,5 mi? Vallahi o beni bulur. Nasıl bulur? O şefkat beni bırakmaz. Onun şefkatine inandığım şefkat var ya. Ben ondan bahsediyorsam, o onayladığı için burada bahsedebiliyorum. Beni onaylamazsa ben burada onunla konuşamam. Beni onaylamışsa onaylanmışım demektir. Onaylanmışsam beni bulacaktır o. Nasıl bulacaktır? Bulduğuna delildir. Burası dünya ahiretin suretidir. Burada ise orada aynı hakikati vardır. Tamam, neyse geçelim. Şimdi orada ne? Bizim şehadetimiz Cebrail'in şehadetinden daha kaliteli olacak. Tabii. Sen nerede ne diyorsun? Bak şöyle. Eşhedü en la ilahe illallah, eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Eşheden la ilahe illallah, eşheden Muhammeden Resulullah. Eşheden daha uzaklaştım. Hani lef-i mahfuzdaki şehadetle arş-ı azamdaki kabuk kalbisindeki şehadet. Neyi şehadet ediyorum? Şahit olduğunu şehadet getiriyorsun. Nereye şahitsin? Ne kadarına? Alemi şehadetle değil.
alem-i şehadetin o manada mı o zaman şehadet? Tabii alem-i şehadet, şahit oldun, şahit olduklarınla şehadet. Gözümüzün gördüğü diye düşünüyoruz. O zaman burada esas şehadet olur. Şehadet burada ya. Şiddeti zuhurundan şehadet edelim. Şimdi Allah, Allah'ın da tesettür var deyince ortalık yere karıştı biliyor musun? Allah. La kardeşim Allah'ın tesettür var, dinleyin orayı dibine kadar. Azamet ve kibriyanın lüzumlu bir perdesidir. Şiddeti zuhurundan, azameti kibriyasından tesettür etmiş zattaktır. Şiddeti zuhurundan gizlenmiş, azamet kibriyasından ihtifa etmiş Kadir-i Zülcelal. Yani ben mi uydurdum bunları? Yani yok mu? Hakikaten dedi ya. Ondan sonra kardeş dedi, senin kitaplar nasıl ya? Vallahi benim kitaplar aynı ya. Yani biraz dikkat et o kadar. Allah'ın da tesettürü var. Ya bak burada bak ne diyor. İkiye ayırıyor varlığı. Bir, manen hayatlar bir vücudu manevileri var. Vücudu var. Manevi ama. Atom değil. Var ya. Ama şimdi mahluk olmayan tarafı var ikinci yönü. Ruhlu birer subut ilimleri vardır. Hasan abicim söyleyeyim ya. Şimdi levh-i mahfuzu hard disk gibi farz etsek. Bilgisayarcı ya. Şimdi hard diske bilgiyi formatlarım ama o bilgiyi yine ben alırım, getiririm, oraya ben koyarım. Hard diske çıkanlar var, çıkmayanlar var. Hard diskte yazıldıktan sonra hepsi şehadettedir. Hard diskin içindeki her an hayatlıdır, nurludur. Bir de onun ekrana yansıyan görüntüleri vardır. O da şu anda şeydir, kitabın bir bildir. Doğru. Bu doğru. Evet. Mesela ekrandakiler kitabı bin, mesela diyelim ki kafamda imanım bin, konuştuktan kitabım bin. Evet. Doğru. Sen alem-i şehadetten ne anladın? Farklı bir şeyler hissettiğini hissettim. Evet. Söyle bakalım. Harun. Söyle abi. Abi o demin de gitti ya. Abi o simanda öyle bir gözüküyordu, onu getir. Yani sen anlat. Orada anladım abi. Çünkü çok önemli kaçırmayın. Alem-i şehadet deyince ben gözümüzün gördüğü yerlerdir alem-i şehadet. Ama esas şehadetin yapıldığı yerdir. Hani Cebrail'i geçen, hakiki görmenin yapıldığı yerdir burası. Onun için tabii alem-i şehadettir. Değil mi? Yani alem-i şehadet burası. Ya öyleymiş, ben şimdi öyle onlar düşündüm. Onlar buraya gelemez nasıl ki. Nasıl düşündün söyle bir daha. Yok yok, şimdi biz şimdi Cebrail'den daha kaliteli bir şehadet yapabiliyor muyuz? Az önce dediğinize göre. Cebrail bizim gibi yapamaz. Yapamaz. Hani ama oraya geçersin. Ha, geçer de burası, onun için burası alem-i şehadet. Şehadetin yapıldığı yer olan alem. Kaliteli şehadetin yapılacağı yer olduğu için. Kaliteli şehadet olmamış olsaydı Adem Aleyhisselam burada buraya getirilmezdi. Bak Adem Aleyhisselam dikkat edin, bebek olarak gelmedi bizim gibi. Adem Aleyhisselam bebek gelmedi, sıfır gelmedi. Adem Aleyhisselam donanımlı geldi ve peygamberdi. Ve bütün sistemi aktifti. Ve geldi buraya. Burayı, onun ikisini bir anda bakabildi yani. Biz ise bebek geldik, onun gibi donanımımız yok. O iki tarafı bilen bir insan ve onun kaliteli şehadeti ve Allah anlayışı burada oldu. O zaman burası neresi? Burası şehadet yeri abi. Burası şehadet yeri. Buraya sadece seyrediyorlar, buraya geçemiyorlar. Yok. Buraya gelemezler. Rüyetullah nerede oluyor abi? Nerede istersin? Veya nerede istenirse. Abi bir derste rüyetullah... Rüyetullah cennettedir, burada olmaz. Müşahadetullah burada. Murat Dursun ne yaptınız derse tersini söylediniz. Ne dedik? Hanım da dedi ki ya bak Hasan abi böyle de. Yok dedim ya olur mu öyle değil, öbür türlü. Yok dedi, dinletti bana, tersi diyor. Dedim soracağım o zaman. Belgeli nereye koyarsın? İşte bir hikmeti var mı? O, yani mesela ahirette, cennette Allah'ı ne yapacağız orada? Rüyetine mazhar olacak. Hani Miraç şöyle, o zaman bir kelamda bir hatamız oldu, ifadede hatam olmuş. Şöyle, Miraç da şöyle düşün. Kelamına ve rüyetine mazhar oldu diyor. Evet. Peygamber aleyhissalatü vesselam Miraç'tan mazhar olduğu hakikat, biz cennette mazhar olacağız. Her Müslüman olacak inşallah. Hı. Tamam mı? Bak bir daha söyleyeyim. Peygamber ne olur o zaman? Bizim cennetteki en zirve makamımız Peygamber aleyhissalatü vesselam dünyada yaşamış. Ne yapmış? İlk önce kelamına, ne demek? Lef-i mahfuz. Sonra Risale'de şu geçiyor. Rüyetine ve kelamına demiyor. Kelamına ve rüyetine mazhar oldu. İlk önce kelam. Tamam mı? Kelamına mazhar oldu. Sonra rüyetine mazhar oldu. Rüyetin. Müşahede etmedi ki. Rüyetine mazhar oldu diyor. Tamam mı? O zaman rüyet var. Müşahede burada. Şuhut yeri burası. Rüyetullah öyle demişsek bir yanlışlık olmuş orada.
İlk önce burada müşahadetullah var. Cennette rüyetullah var. Rüyetullah üstün. Peki buradaki müşahadetullah... İmani billah mı? Şöyle düşün de sonra anlayayım. Bu imani billah. Sonra marifetullah. Sonra muhabbetullah. Sonra müşahadetullah. 20. mektubundan başında söylüyor. Rüyetullah demiyor. Ama vaat edilen işte cennette rüyetullah var. Yani rüyetullah hiçbir zaman burada olmayacak. Müşahadetullah var. An şartlı olur. Eğer miracımızı yapabilir de hakikaten kalben ve ruhen mirac yapabilirsek İmam-ı Rabbaniler gibi, Üstad Gazaliler gibi onlar rüyetullah'a mazhar olmuşlar. Rüyetullah. Tabii, yok. Cebrail müşahadetullah'tır. Çünkü geçemedi ki bir adım daha geçersem yanarım. Geçebilseydi rüyetullah olacaktı. Ama biz bu dünyada mecülle erişip oradaki şeyle yani yaptığımızda gene müşahadetullah oluyor. Müşahadetullah ne olursa olsun rüyetullah bizde yani hikaye biraz olmaz yani. Mümkün değil. Asıl imamlarına ancak mümkün. Onu da böyle şey yapamıyorum yani de. Ancak imamlar mesela İmam-ı Rabbani Üstad. Çünkü o miraç yapanlar da olur. Lef-i ezeliye girenler de olur. Diyor ya 16. lemada. Lef-i ezeli nadiren giriliyor diyor. 16. lemada geçiyor ya. Risale'de yazıyor değil mi abi bunlar? Hangisi? Hangisi? Ve versene lemaları. Yok yazıyor yani. Tamam bir bakayım. Zarfat yani. Zarfat diyor ve tahrik ediyor. Yok yazıyorsa Üstad yazmıştır yani. Yazmışsa yazmıştır. Yazmamışsa yazmamıştır. Kendine hoş olsa yazmazdı. Herhalde bak. Kendine hoş olsaydı yazmazdı. Ona imanlı konuşma abi. İskaz zaten kafa durumu iyi değil. Doğru söylüyor abi. He? Doğru söylüyor. Varsa öyle bir şey. Vardır. Bu verilmeyen var kısa... Yoksa... Yoktur. Demek ehl-i keşfin muttali olduğu mukadderat mutlak olmadığını belki bazı şeraitle mukayyet bulunduğunu ve o şeraitin vuku bulmamasıyla o hadisede vukua gelmiyor. Yani Allah biraz daha açacak da senin okuman da olmuyor işte. Biraz istihdam olacaksın da böyle biraz ne bileyim nasıl oluyor. Yani lügatla da olmuyor bu iş. Biraz istihdam edileceksin. Edin şey yapma zorlamayacaksın. Yani sen demek ki bir başka işin için kullanılıyorsun. Yani zorlamaya gerek yok yani. Bak, şöyle baktığın zaman seninle konuşması lazım. Fakat o hadise ecel-i muallak gibi lef-i ezelinin bir nevi defteri hükmünde olan lef-i mahf ve lef-i mahf ispatta mukadder olarak yazılmıştır. Bak iyi dinleyin. Gayet nadir olarak lef-i ezeliye kadar keşif çıkar. Ekseri oraya çıkmıyor. İçine keşif. Abi keşif. Ulan keşif benim dışımda bir şey mi? Ben baktığım yerde orada ben değilsem burada ben ışık mı gönderiyorum? Bu gönderdiğim şu anda ben ruhum yok mu? Yani güneşten çıkan fotonda güneş yok mu? Bu çünkü nadir olarak giriliyor. Giriliyor yani. Giriliyorsa mahluktur. Ha? Evet, şimdi şey kitabımı hadi biz yaptık, özür dileriz ya. Yani. Sen abi şekle aç, ekrana yansıt. Tamam abi. Ben de ama abi. Aslında abi şunu tek tek okurduk, sen bunu takdim et de. İşte yani acelemiz yok kardeşim, tamam. Daha kabirde de işimiz var. Yani şimdi şu yok abi, şimdi mesela farklı bir bakış açısı oldu bizim için. Şimdi biz toplamamızı bir daha gözden geçirmemiz lazım ki dersin kalitesi daha güzel olsun abi. Hep beraber daha güzel istifade edelim. Şimdi olsun, şimdi yaptığımızı ben... Yani biz... Biraz önce dediniz ya, biraz da istihdam olacak diye şahsen ben kendi adıma sadece zahirde kalmışım yani, o yüzden sıkıntı yaşamıştım. O şey bir daha söyler misin? Az önce girdim, biraz gitti, bozmadım. Hani ben yakalayamadım muhtemelen. Şey hani mi abi? O zannediyorduk öyle değilmişi bir daha söyler misin? Yani kitab-ı mübinde biz şunu düşündük. Yani ben kendi şahsı adamı, hani sen tam tefekkürü bilemiyorum abi. Ve bu şekilde anlatıyordum İmam-ı Mübin. Kitabın alemde bu şekilde oturmuştu. Hali hazır. Kitab-ı Mübin geçmiş ve gelecek yani sağ taraf... Geçmiş sol bir saat sonrası, bir saat öncesi ve sonrası bunlar İmam-ı Mübin.
Ha, bu İmam-ı Mübin ve Kitab-ı Mübin'in lef-i mahfuzdan farkı nedir? Bu bana has. İmam-ı Mübin ve Kitab-ı Mübin bana has. Lef-i mahfuz hepimizin olduğu yer. Yani senin İmam-ı Mübin, Kitab-ı Mübin'in de orada. Yasin'inki de orada. Benimki de orada. Ama bir İmam-ı Mübin, Kitab-ı Mübin meselesinde ben sadece kendimi noktayı nazar kabul ederek okudum. Ümmül kütüb diyordun. Ümmülü. Bu şekilde şey yaptım. Ha sonra tabii Hasan abi biraz önce anlatınca aklıma şey geldi. Hani lef-i mahfuz ispatı da anlatması şeyle. Bu zaman makinesi falan çok konuşuluyor ya, hani geleceğe gideceğiz, geçmişe gireceğiz, ışık hızı bilmem ne falan. Şimdi bunu herkes bunun peşinde, yani zaman makinesini yapmak istiyorlar. Ama kimse demiyor ki ya hani siz inanmıyordunuz, hani Allah yoktu, hani din yoktu, hani gayb yoktu. Kimse demiyor. Diyorlar ki bu ne demek, zaman makinesinin mantığı nedir abi? Geçmişte bir yere gitmek. Bundan 2056'ya mesela gitmek. 2056'yı o zaman herkes kabul ediyor ki 2056 diye bir şey var. Tamam. Hali hazırda var. Zaman makinesi bizi oraya götürecek. Tamam. O zaman peki geçmişi düşün abi. 1950'yi düşün veya 45 Hiroşima atom bombası atılıyor. Oraya gittim abi. Şimdi başka yer bulamadın mı gidecek bombayı? Yani aklıma geldi birden abi. Şimdi oraya gidiyorsun abi. Gündemi takip ediyoruz herhalde. Atom bombası dedik ya. Oraya gidiyorsun. Demek ki orası da kabul ediyorsun. Orası da var. Tamam, hala hazırda mı? Orası nereye gideceksin? Evet, şimdi Hasan abi diyor ki bunun bütününe diyor Kitab-ı Mübin olarak bakarsan diyor İmam-ı Mübin o zamanki vücut dairesinin biraz daha farklı bir hayat mertebesinde bir şey olması lazım. Tamam. Bu ne demek? Yani arşa kadar olan kısma sen bir Kitab-ı Mübin olarak tamamını kabul edersen geçmiş gelecek hali hazırı o zaman İmam-ı Mübin daha geri plana, lef-i mahfuza arşa azama taşır veya vacip tarafına doğru götür diyor. İmam-ı Mübin'in şekli değişti şimdi. Bir hali hazıra diyorduk. Hali hazır, yani geçmiş ve geleceğe aynı anda bakarsan senin için ne oldu? Hali hazır oldu. O zaman hali hazır ne oldu? Kitab-ı Mübin. Anladın mı abi? Bu sefer senin lef-i mahfuz senin için mi ilan oldu? Mesela Bediüzzaman Hazretleri Kadir ismine mazhar olup dün geceki Kadir anlatırken eğer hissiyat insanı ruh seviyesine çıkarsa, kalp ve ruhun derece hayatına girerse, mazi ve mustakbel hal gibi görmüyor mu? Görür abi. Hal gibi görse onun kitab-ı mübini, benim imam-ı mübinim oldu. Yani ikisi eşitlendi aslında mı desek? Hayır, eşitlenemez. Değil mi? Şöyle olur abi. Onun eşitlenmez. Bak, benim iman ettiğime o şuhut yapıyor ya. Mesela ustad, kalp ve ruhun derece hayatına girerse, mazi ve mustakbeli hazır gibi görüyor. İmam-ı Mübin mazi ve mustakbeldi. Hazır Kitab-ı Mübin'di. Bu adam mazi ve mustakbeli hazırla beraber gelince o zaman ikisi bir mi oldu? Hayır. Onun mazi ve mustakbeli bizim için mazi ve mustakbeldir. Onun için hazıran gibidir. Onun o hali Kitab-ı Mübin'idir. O zaman onun hakkı mazi ve mustakbeli hazıran gördün diye vahiye bakar o artık. Kafası lef-i mahfuz oldu demektir. Külliyet oldu abi işte. Tabii. Onun kafası lef'i onu anlatmaya çalışıyordu. Mazi ve mustakbeli hal gibi görürsen artık lef-i mahfuz olmuş kafan yani. Yani o zaman şu İmam-ı Mübin Kitab-ı Mübin'i birleştirip lef-i mahfuza çıktığında vahiye mahzır olursun. Tabii. Yani artık bu vahyin meratibi var. Diyecekler ki peygambere gelen vahiy. Ya kardeşim 70 tane meratibi var vahiy ya lütfen. Tamam. Ya sen peygamber ya vahiyu rabbuke diyor. Ve o Rabbuke nahi nahi ile nahli ile cima hani arıya vahyettim diyor. Ay arı peygamber midir? Cebrail mi geldi ya? Kardeşim meratip de var, zim var, vahyinin bir sürü mertebesi var. Ben kaydetmişim öyle. Ha düşük mertebe de ilham da onun evinden bir şeylerdir. Şey yok ki ilham. İlham yani. Allah şey yapıyor, ilham ediyor. Ha şimdi bak şimdi. Bu özür diliyorum şey. Mesela bak benim azim ve müstakbilim var. Bir de hazıranım var. Burada eksik. Ama ustad diyor ki hissiyat ihsaniye kalp ve ruh derecesinde çıkarsa mazi ve müstakbili hazıran gibi olur. Peki bu insanı düşünün, bu ustadı düşünün. Mazi ve müstakbil hal gibi olursa onun için peki Kitab-ı Mübini bu. İmam-ı Mübini bu olamaz. O zaman İmam-ı Mübini nedir? Çünkü eğer sen mazi ve müstakbili hal gibi olursa kafa yani dima oldu lef-i mahfuz. O zaman vahya muhatap oluyorsun. Direkt seni Allah istihdam ediyor. Yani akrebiyet ilahi oluyor. Adem'den çıkmayanları çıkarıyorsun. Onları da ya, şimdi söyle canım kardeşim. Abi, Adem alemlerinden çıkmayanları çıkartabilme hakkın oluyor artık abi. Oo, harikaydı. Bak bunu öğrendim. Bir tane
Daha bir daha şöyle yavaş yavaş da tecelli ederek. Bir öndeki derste dima çok güzel bir şey söyledi ya. Adem'den. Adem için o çok kesin kesin kesin. Abi bir önceki derste dedi ne dediğini o ya o bilmiyor ya şuurunda değil ya Allah söyler. Tamam. Bu senin kısmetin daha. Tamam. Ne söyle çok etkilendim. Şimdi bir önceki derste dedik ki dima bir özelliği de dedik. Adem alemlerinin vücut renk vücut giydirmesi. Şimdi sen sadece senin kendin kitab-ı mübin olursan o zaman imam-ı mübin ne olacak? Adem alimlerinden çıkmayanlar senin imam-ı mübinin oldu onlar. Of. Onları çıkartacaksın bundan sonra. Artık lazım bir şey bilmiyorum da. İşte yani müşahadetler başlıyor. Yani keşifler başlayacak. Senin keşifler imam-ı mübinin olacak yani. Adem'deki vücutların. Hayır, kitap büyüyecek. Ya acayip korkunç bir şey olacak. Yani hiç dini bilmek imam-ı mübinin olacak. Bu kadar Risale-i Nur bütün malumatların kitabı bin şahit aldı. Artık hiçliğini bilmek, kendine vücut rengini verme Adem'e düşersin. Hiçliğini bilmek İmam-ı Mübin'in olacak. O zaman senin Adem alemleri İmam-ı Mübin'in olacak. Orası da dibi var mı yani? Tekvine de bir asabı var. Tekvine şahit. Senin alemi gaybın her seferinde değişir. Sana gene hak vereceğim. Alemi şahadet. Şehadet alemidir. Şehadet ettiklerin şehadeti oldu, o şuhuttu. Şimdi gayba geçtikçe onda şuhut olacak, devamlı böyle gidecek. O şuhut, o gayb, o şuhut, o gayb devamlı gidiyor yukarı doğru. Esma'da meratip olmadığı için. Evet. Kendisine meratip var da, sınırsız olduğu için meratip. Artık nasıl bir şeyse. Öyle. Şimdi Adem'den adamı da çıkartıyorsun ha. Bir şey sorayım. Adam? İnsanları da çıkartıyorsun. Evet. İnsanları da yani çıkartıyor. Mesela şöyle diyeyim bak. Du. Evleniyorsun. Her şeyden soyunuyorsun. Her şeyden çıkıyorsun. Lezzet. Zevk. Evet. O dalmanın bu tarafa gelişin, dalabilmenin, gelebilmenin şey çocuk. Adem'den bu tarafa getiriyorsun. Evet abi. Koridor oluyorsun. Aa, gidip Adem'den çıkarıp. Adem'den çıkarıp getiriyorsun. Manevi verilir diyor ya Hazreti Ali'nin. Şimdi anladım bir şey. Doğru veya yanlış. Abi. Hazreti Ali manevi velididir diyor şey için. Ha, Risale-i Nur, evet. Ha, çıkartmış Hazreti Ali. Bak Risale-i Nur'a manevi velididir. Aferin. Lan bazen şey arıyorsun lan. Şey, Risale-i Nur noktasında acayip tefekkürleri var abi Harun abi. Çok ilginç. Bak Risale-i Nur manevi bir velididir. Evet, evet. Veledi bir sahnede ki çocuk almıyoruz. Manevi velidi nasıl olacak? Ha şimdi evlenen yoktu. Çocuk nasıl geliyor bu tarafa? Adem'deydi o. Evet, Adem'deydi. Tamam. Vücut ailelerinde değildi daha. Evet. Adem, hani Adem'den ustat diyor ki Adem'den vücuda vücuttu mertebelerinde şöyle geldi. Şimdi ne yaptı? Ondan sonra adeta o halet, yani halet nedir, zevk nedir? Her şeyden çıkmak. Ustat diyor ki bu hakiki lezzet değildir. Onun için bu cinsellik de hakiki değil. Suni ve çakmağıdır. Çünkü buradaki lezzet her şeyden ayrıldığın nispetle oldu. Bu lezzet diyor bu 30 gün sözde iki türlü lezzet var. Hakiki değil kafirlerde bize. Nedir o? Elemden kurtulmaktan hasıl olan lezzet. Bunu kafirler bilir. Kafirlerde var. Müslümanlarda artı yani elemsiz lezzet var. O da nedir? Vücut şuuru, iman nimeti. Şimdi abi biz İmam-ı Mübin ve Kitab-ı Mübin'i şey yaptıktan sonra şöyle bir şekil Osman abinin şeklidir bu abi. Baştaki kaderde şunlar şeyden 10. mektubu ve atıflarımıza bakaraktan yazdık. Ha bunu anlatalım keser sen. Abi iki tane şey var. İstersen buraya gel sen bir. Yok tam buradan şey yapayım. İki tane de bir kalem var. Kader kalemi bir kudret kalemi. Mouse'la da gösterebilirsin abi. Mouse'la gösteririm abi. Kader kalemi, kudret kalemi. Siz bunu Şecere-i Hikat'te de haritada da kullanmışsınız zaten. He. Yani baktığımızda iki kalem var. İki kalemle aslında yazım var, deftere yazılma var. Evet. Şimdi o zaman şöyle bir şey çıkıyor abi. Şimdi kader kalemi, kader defterine yani İmam-ı Mübin'e yazıyor. Kudret kalemi, kader mislarıyla kudret defterine yani Kitab-ı Mübin'e yazıyor. Bunlar evvel, zahir, batın ve ahir oluyor. İşte İmam-ı Mübin daha sonra kudret kalem, kader mislarını kullandıktan sonra ağacı yazıyor işte yani hal şeyi. Kudret eli kader kalemiyle kader defterine İmam-ı Mübin'e tekrar yazıyor. Yani kader kalemini kudret eli kullanıyor bu sefer. Kudret eli kullanıyor.
Bunlar hani direkt şeydeki ifadeleri şekle döktük yani. Hani bunun direkt kudretli kadar kalemi denen ifade var yani. Bak şu şuraya gelmesi çok, onu görmesi lazım bak. Evet, aynen abi. Bunu görürsen bu ilgini çeker. Çok farklı oldu şimdi. Şimdi farklı oldu, bunu görürsen böyle. Bak, şuradan çıkarttı. Ne yaptı biliyor musun? Bunu devre dışı yaptı. Evet. Devre dışı yaptı. Yani çok acayip bir kainatın bunlar dili biliyor musun? Yani şifresini, bu adamlar böyle girmişler o alemlere. Yani öyle keyfi maaşa, kolun sallaya sallıyor, o alemler açılmamış adamlara. Lisanını şey yapınca onlarla konuşmaya gidiyorsun işte. Ha. Devam et. Şimdi abi kader kalemi, şimdi aslında şöyle, bir evveldeki çekirdekte bir yazım var, bir meyveden sonraki çekirdekte bir yazım var. Ve ortada da bir kudret defteri var. Yani iki tane de defter var. Levh-i Mahfuz'un defterlerinden olan kader ve kudret defteri diyor. Kitab-ı Mübin, İmam-ı Mübin'e de defter diyor. Bak ikisine de şey. Bak, bu da ya koyun aşağı. Bak bu da defter. O da görüntüye. Bunlar bu aynı bak. Evet. Farkı yok. Evet, çok gözükmese de şey. Bak bunlar bu aynı. Aynı evet. Bu ikisini ayıran kudret ayırıyor. Bak hazır zaman, mazi ve müstakbel. Bak ikisi de aynı kader defteri. Yani ahirle, evet. Ahirle sanki evvel aynı gibi. Ama aynı olmaması değil. Lazım. Değil. Burada da üstad şeyde anlatıyor. O bir nazari kader, bir bedi kaderi anlatıyor abi. Çekirdekte diyor iki tane kader tecellisi var diyor. Çekirdekte iki kader tecellisi var diyor. Nazari kader, bedi kader. Ben daha önce şöyle anlıyordum veya bilmiyorum yanlış mı anlıyoruz. Nazari kader zaten şey diyor, kader defterine bakar, bedi kaderde kitab-ı mübine bakar diyor ama bu çekirdekteki gene şeyler, evet. Tecelliler. Evet. Bu şekilde. Ha, yani bu emir ve ilmi ilahi, nazari kader, intizam manevi hayatı olan tavır, vaziyet, şekil, hareket, tesbihatlar diyor. Bedi kaderde irade ve amir tekbiniyenin intizam maddi diyor, keyfiyet, vaziyet, hayat bunlardan kudret. Çok güzel diyorsun. Olmuş ha. Yani şu çok güzel olmuş yani. Şöyle böyle dizilmesi çok hoş olmuş. Fakat bu tabii net değil. O şey ekranda net de tabii. Sen bir ayarlasan oradan. Yani ben bile buradan zor görüyorum. Yani oradan bir şey yapamıyorum. Yani. Oradan hani böyle düğmeyle şey yap. Azıcık yap bakalım. Ha bak şu biraz anda biraz düzeldi işte. Biraz daha. Biraz oldu ama. Yok biraz bozdun. Hah bırak. Tamam bozdun gene. Şimdi bırak öyle. Hah. Şimdi bak. Nazarı kader bak. Emir ve ilmi ilahi. Evet. Gözün böyle şekil. İnsan evet. Fotoğraflıyor. Bak bedi irade ve amir tekbiniyor. Yani fevkalade bir şey mesela. Öyle. Bu ikisi de yazılıyor abi. Çekirdeğe yazılıyor. Çekirdeğe yazılıyor. Yazılıyor. Bedi kader ve nazarı kader. Çünkü ağaçta bu ikisi hem bedi kaderin şeyleri gözüküyor. Çünkü tavır, vaziyet, şekil, hareketler gene kitab-ı mübinde gözüküyor. Yani kitab-ı mübinde var ama hani maddi değil. Maddi olan kısmı kudret defterinde, kitab-ı mübinde gözüküyor. İkisi de yazılıp sonra başka bir surette tekrar bu şekilde biz anıyorsun. Mizanı koymadık abi. Mizan nereye girer burada? İntizam ve mizan mı? Mizan. Mizan şöyle. Bütünlük içinde ki durumu, intizam ise kendi içsel yapısı. Bir mücessem bir örnek verebilir misin? Mesela şöyle diyelim, ben iç alemimde, alemimde intizamlıyım. Ama cemaat içinde nizamlı olacağım. Hani bir şeyim var, bir durumum var, duruşum var, bana bakışları var. Ama bir de benim iç alemimde, herkesin bilmediği benim, kimse beni bilmez içimi. Evet abi. Yani benim iç alemimi ben biliyorum. Ama sizin bana bakışınızı da biliyorum. Sizin bakışınız bana nizamımı oluşturuyor. Benim iç alemimdeki bana has olan intizamlıyım. Ama benim içimdeki intizamın uyumluluğumu yapıyor. Şöyle diyeyim. Karaciğer intizamlıdır, vücuda göre nizamlıdır. Anladım abi.
Mesela göz intizamlıdır. Mevcudattaki renk ve şekillere göre gözüm intizamlıdır. Yani nizama bakılarak intizam yapılmış veya intizama bakılarak nizam yapılmış. Mesela gözümü yapan eşyayı ve mevcudatı görmesi bana göz yapamaz. Yani sesleri bilmeyen bana kulak yapamaz veya kulağı yapandır sesleri yapan. Mizan onun şeyi, o bütünlük içindeki durum değil de kompledeki yapı sistemi. Bütünü de mizan mı diyoruz? Parça parça mizan. Yani bütünlük içindeki mesela diyelim ki karaciğerim intizamlıdır. Böbrek de intizamlıdır. Bu ikisi olursa nizam olur. Ama cesedi düşünürsen mizan oluyor. Tamam abi. Yani kitab-ı mübin, imam-ı mübin de işimize yarayacak da. Onlar da o nizam mizan... Ama gene yanlış olmasın diye, gene benim nizam intizam deyip derslerimiz var saatlerce. Tamam, onu ben Lukata'da yazdım. Ama eğer çıkmıyorsa, sitenin çıkmış yönleri var, fazilede duruyor, onu siteye aktif edebilir. O var sanki abi, nizam intizamı ben yazdım şeyini. Kader dersinde yapmışsınız abi, tarih, teşavvüs, nizam, intizam. Ya çok acayip, onu yaptığım zaman dediler ya bunu, şu kaderin alt veri tabanları, 6 tanedir. Nizam, intizam, malum, etme, şuraya tayin, evamir, tekmini tek tek yaptık. Onlar var. Çok ilginç ama. İlk dinlediğim derslerden. Çok garip ama. Evet. Kaderin altyapısı. Ha şimdi, aslında bu İmam-ı Bin, Kitab-ı Bin cümle yaptınız ya. Aslında bunu tek tek böyle fazla üzerine durmamakla beraber ne işe yarayacak biliyor musun? Bak İmam-ı Bin, Kitab-ı Bin, Lef-i Mahfuz'u çözersek, Allah nasip ederse vahiyi çözeceğiz. Ha, işte, çok orijinal olacak. Lef-i Mahfuz'a gelmeyen vahiy derdi. Vahiyi çözdükten sonra, ondan sonra dima atacağız bir kenara. Yani şey yani sistemimiz bitti değil. Yok şimdi koyacağız derken koyacağız. Bir bakış açımız olacak ha. Tamam, içine gireceksin ya. Konuştuğun şeyin içindesin ya. Bir yerin ucundan tutmuş olacağız. Yoksa gelmiyor ki. Nereyi tutsak elimizde kalıyor abi. Şimdi yani her bu dersten sonra şey değişiyor. Nazarımız değişiyor. Yani evet. Baktığımız şeyler farklılaşıyor yani. İlginç oluyor. Bak o ne dedi? Bak gayb şuhut oluyor derste. Bu sefer sen daha önce gayb olanın şuhuttasın, bu sefer gaybın başkalaşacak. Demin bir şey dediniz ya abi, hani rüyetullah cennette oluyor diye, yani. Muşahidetullah burada. Çift taraflı yıldızlar varmış abi, iki tarafa bakıyor. Nasıl? Ahiret alemlerine bakar bazıları diyor. İki taraflı yıldızlar. Yani o rüyetullah çok az kişide olur, evet. Gazali imamı. Yani Lef-i Mahfuz'a giren kişilerde olur. İyyâke nâbudu ki müşahidetullah mı, rüyetullah mı? İyyâke nâbudu diyen kişiye bağlı. Sen üstad ayet... Tabii o. Onlar gidip geldi o kapıyı açık bıraktı diyor ya. Mesela diyor ki Subhane Rabbiyel Azim, bir defa diyor hayatım boyunca böyle bir defa buna mazhar olduğum gibi bu manada bir namaza mazhar olsam bütün ömrümde kafiydi diyor. Tamam. Şimdi gidip geldi o kapıyı açık bıraktı mı? Hani gidenlerde rüyetullah oluyor. Uyku da oluyor herhalde. İmam-ı Azam hani rüyada 100 kere gördüm demiş. O müşahadetullah'tır. Rüyada olanlar rüyetullah olmaz. Gerçi rüyada vahyin 40 cüzünden bir cüz olmuş. Ama senin anladığın rüya. Onların rüyası öyle bir rüya değil. Gece alemi rüyası, Adem. Nasıl oluyorsa işte. Evet. Sen o anlat bakayım o şeyi. De abi şunu. Ona... Çok bunları anlat çok güzel. Çok yani, şekillendirdin hoşuma gitti. Yani böyle iyi anlıyorum. Mesela şimdi hani? Şöyle abi o az önceki döngü bu. Bunu şeyde okurken yani eğer metinden gideceksek o metindekileri aslında şekle dökmüş olduk. Öyle yapabiliriz. Yani başka şekiller de işte bu mesela çıkar. Şimdi şunu ben bir isterseniz bir azıcık söyleyeyim. Bu şualarda abi hayatın hususen zihruhun vücudu bir kelime gibidir. Söylenir, yazılır, sonra kaybolur. Fakat kendi vücuduna bedel ikinci derece vücutları sayılan hem manası hem hüviyet misaliyesi, sureti, neticeleri, şöyle büyüteyim. Kendi vücuduna bedel ikinci derecede vücutları sayılan hem manası hem hüviyet misaliyesi, sureti, hem neticeleri, mübarekse sevabı, hem hakikati gibi çok vücutları bırakır. Sonra perde altına girdiği gibi. Bu İmam-ı Bin Kitab-ı Bin'de bir çekirdekten ağaç,
tekrar çekirdekler oluşuyor aslında. Değil mi? Böyle bir üretim var gibi gözüküyor. Yani neden böyle bir şey var? Değil mi? Yani insan akla geliyor. Madem yazının hepsi varsa, yani niye bir daha ikinci defa yazılıyor? Niye çıkıyor? Çıkması ne demek? Kitabın birine çıkması ne demek? Gibi sorular akla geliyor. Biz biraz tartıştık bunları da yani. Neden bu şey var? Mesela burada yazılır mevzusu, yazmak, kitabın birine, imamın birine yazılması gibi ifadeler var. Burayı okuyunca biraz o akla geldi abi. Bir kelime nasıl ki ağızdan çıkıyor. Burada diyor ki, zihrun vücudu bir kelime gibidir. Söylenir. Mesela dedim, Allah dedim. Çıktı. Çıktıktan sonra yazılır. Yazılır nasıl yazılıyor? Hava zerrelerine yazılıyor. Herkesin kulağına gidiliyor. Söylenmesi ağzımızdan çıktı. Sonra yazılır. Sonra o söylediğim Allah kelime, az önceki söylediğim yok şu an. Yani duyduk ve bitti. Yazıldıktan sonra kendisi gitti. Gittikten sonra ne oldu? Her işte buradaki kulaklara ve hava zerrelerinin hepsine o kelime yazıldı. Aslında böyle bir üretim var gibi duruyor. Bu söylemek mesela onu bir şekle burada sokmaya. Yani burada ne oluyor aslında onu sorguluyoruz. Tekrar İmam Bin'e yazın. Ne var burada? Ne oluyor? Niye çıkıyor? Niye şey oluyor? Yani buradaki maksat ne? Ve olan biten ne? Hani onu anlamak namına burası akla geldi. Söylenmesi abi emir gibi geliyor. Yazılması, ilim, irade, kudretin İmam-ı Mübine ve Kitab-ı Mübine yazılması gibi. Sonra o vücut kayboluyor. Sonra ikinci derece vücutları sayılan ruhu, manası, hakikati, misali, mahiyet şahsiyesinin dünyevi neticeleri, uhrevi semireleri, hüviyet ve sureti tekrar İmam-ı Mübine yazılıyor. Yani böyle bir üretim tabiri caizse yani bilmiyoruz. Evet. Bir şey var. Evet. Ahirette gittiğinde bu karşına çıkacak ya abi. İşte bu evet. Kitab-ı Mübine olacak senin. Babı tekrar kitabı olacak. Böyle İmam-ı Mübin kitabı Mübin'in olacak, doğru mu? Yani bir süreçte bir döngü var, bir süreç var. Ve bu niye var? Aslında bu emirle ilim irade, yani aslında bu direkt sıfatlar kendini gösterecek, ortaya çıkacak şeyler üretiyor desek doğru olur mu? Yani şimdi sadece ilimdeydi, ilim ezeliydeydi. Diğerlerinin bir taalluku yoktu, diğer sıfatların. Onlar da tezahür etmek istediler. Ve ortaya bir şeyler çıkartmak istediler. Bu sefer onlar da devreye girdi. Kitabın bir irade, kudret, işte diğerleri de muhtemelen giriyor işin içerisine. Ve böyle bir üretim başladı tabiri caizse. Peki niye üretim oluyor, ne oluyor, neden böyle bir şeye gerek var? Arkasında şuunat var. Lezzet-i mukaddese, şefkat-i mukaddese, memnuniyet-i mukaddese istiyor bunu. Yani tabiri caizse... Şeye benziyor mu bizim? Dedi ya sen nurcu oldun sana ne kattı? Evet. Nurcu değildim, deniz denizdi, ağaç ağaçtı, kuş kuştu. Evet. Nurcu oldum, deniz deniz değilmiş, ağaç ağaç değil, kuş kuş değil. Ne oldu şimdi dedi? Şimdi dedim geldiğim yer, meğer deniz denizmiş, ağaç ağaç, kuş kuşmuş. Ne değişti? Hiçbir şey değişmedi. Ben değiştim. Öyle bir üretimde beni inkılap ettiriyor. Maksat beni inkişaf ettirmek mi? Bir maksatlar da bir tane. Bir istemek lazım. Esma'nın meratipleri nasıl gözükecek? Çünkü her birisi meratipleri şöyle ve ekranda yansıyan televizyondaki veya filmdeki bir tane karedeki Esma'nın her bir mertebesi canlı ve ruhlu değil midir? Şuurludur. O da vücuda çıkmak ister. Yani şöyle düşün, vücuda çıkmayanlar ne kadar korkunç eksik ya. Esma şey yapmayacak mı? Gelebilir miyim abi? Gelebilirsin. Esma kendi meratibini istemeyecek mi? Şeyde anlatıyor, yüzümden söyledi. Mektupta diyor ki, bir Esma var ki istila etmek ister. Öteki Esma dur diyor. Benim hakikatim ne olacak? Mesela kahar dese ki, hepinizi kahrediyorum. Rahman diyecek ki, bir dakika ya Şehrain, bir dakika ya. Yani tabi mahiyeti zatiyeden konuşmuyoruz. Esma'yı böyle şey yapınca böyle Allah haşiri de kurmuyor. Tamamla yıkılın önümden cehennemin dibine gidin diyebilir mi? Der. Ama olmaz. Niye olmaz? Çünkü Esma'da hakim var mesela. Onu söyleyen kahardır veya celaldır. Cemal diyor ki hayır diyor. Yani esmalar iktiza ediyor böyle.
İktizası sakın ha, fıtratındandır, ihtiyacından değildir. Güneş ışık vermesi fıtratındandır, ihtiyacından değildir. Su ıslatması fıtratındandır, ihtiyacından değildir. Yani su halı ıslatıyor. Ah ah bir ıslatsam çok ihtiyacım var. İhtiyacı mıdır? Fıtratındandır. Esma'nın zuhuratı fıtratındandır. Allah mevcudat yaratması fıtratındandır, ihtiyacından değildir. Yani o esma meratipleri nasıl olacak? Aynı şeyi tekrar ediyoruz zannediyoruz ama lafız aynı gibi ama o dibine geçiyorsun, daha arkasına geçiyorsun. Aynen öyle. Söylemek istediğimiz daha çok oluyor söylemek. Evet. Bir de, ya sen şu anda mesela vücudunuzda haberiniz var mı yaşadığınızda? Yok. Neredesiniz peki? Onları iktiza ediyormuştum. Şu anda hangi aletteyseniz osunuz. Ama kesin şu var ki beden değilsiniz. O zaman şu anda orayı yaşıyorsunuz. Şu anda o yaşamıyor. Ben mi uyduruyorum acaba? Ben mi halüsinasyon görüyorum? Zaten burada orayı yaşıyorsun. Şey var ya mesela aynada gözüken bahçe. Bahçeden şüphe eder misin? Bu yaşadığınız haletin hakikatinden de şüphe etmeyin. Dünya ahiretin suretidir. Onun için sürprizlik yok. Aynı göreceksin. Görüyorsun. Evet. Veya görüyoruz diyor adama bak. Şu az önceki hani soru, yani doğru anlamış mıyım diye soruyorum aslında. Tahsiye edin diye. Az önceki şekilde hani dedik ya niye bunlar oluyor? Çünkü şuunat bunları istiyor. Çok güzel. Şey çok güzel. Şimdi bir... Çünkü Allah'ta da var ya Allah diyor ya lezzetli Allah'ı tabii. Memnun ettin. Evet. Allah beni Allah'ı memnun etmek var ya. Evet. Allah'ta da şefkat var. Yok mu? Allah'ta da lezzet var. Lezzet mukaddesi var. İftihar var. Allah meleklere karşı insanlardan iftihar ediyormuş. Hadis kutsi diyor ki, ey şehvetini benim için terk eden kulum, sen benim bir kısım meleklerim gibisin. Tamam mı? Ve Allah onunla iftihar ediyormuş. İftihar mukaddesiyeti var. Ama mukaddes var. O zaman bu mevcudat iktiza ediyor yani. Şu benim yani gözüme çarptı abi. Şimdi şeyde şu üstte okumayacağım. Mevcudatın bu 5. işareti abi, 24. mektup. İkinci makamda değil mi? Çok orijinal bir ha, yer. Burası... Öyle mi? Tabii. Nasıl ben bilmiyorum. Bu abi, burası şunatı anlatıyor. Mevcudat. Anlatsana o zaman. Ben anladım. Okuyayım mı? Oku. Esas oku. Yani geleceğim yer şurası. Ama yok oraya bir okuyu. Merak ettim. Öyle çok mi? Orijinal deyince beni de aktif etti yani. Şey nasıl? El-ilmiyeti vel-meşahidi subhaniyeti şunatı li-zuhuri diye hamisen diyor. Fıkrası ifade ediyor ki mevcudat hususan zihat olanlar vücudu suriden gittikten sonra baki çok şeyleri bırakırlar öyle giderler. Yani bizim aslında İmam bin Kitab'ın bin işi buraya da bakıyor. Yani bir bırakıp gitme, bir gelme, sonra tekrar gitme. İkinci remizde beyan edildiği gibi zat-ı vacib-i vücudun kutsiyet ve istina-i kemaline muvafık bir tarzda ve ona layık bir surette şunat sayacak. Hassiz bir muhabbet, nihayetsiz bir şefkat, gayetsiz bir iftihar, tabir caizse mukaddes, hadsiz bir memnuniyet, bir sevinç, tabirde hata olmasın, hadsiz bir lezzet mukaddese, bir ferah münezzeh, şunat rubiyetinde bulunur ki, onların asarı bil müşahede görünüyor. İşte o şunat, yukarıda sayılan, iktiza ettikleri hayret numa faaliyet içinde. Niye faaliyet var? Çünkü şunat iktiza ediyor. Niye İmam-ı Bin, Kitab-ı Bin tekrar İmam-ı Bin oluyor? Ne yazılıyor, üretim var. Çünkü şunat iktiza ediyor. Mevcudat tebdil ve tayir ile zeval ve fena içinde süratle sevk ediliyor. Mütemadiyen alem-i şehadetten âli gönderiliyor. Ve o şunatın cilveleri altı yukat daimi bir seyr-ü seyelan, bir hareket-ü cevelan içinde çalkalanmakta ve ehl-i gafletin kulaklarına vaveley firak ve zevali ehl-i hidayetin semine velveley-i zikr-ü tesbih dağıtmaktadırlar. Bu sırra binaen, yani diyeceğim şurasıydı. Her bir mevcut, vacib-ül vücudun baki şunatının, vacib-ül vücudun baki şunatının, şunatları baki. Neden baki'yi kullandı? O da bir ayrı bakmak lazım. Şunatı baki ile tavsif etti burada. Tezahürüne
baki birer medar olacak manaları, keyfiyetleri, haletleri vücutta bırakıp öyle gidiyor. Yani bıraktığı yerde baki olmuyor mu peki abi o zaman? Tabii manalar, keyfiyetler de baki. Niye? Çünkü Cenab-ı Hakk'ın şuunatı baki tezahür etmek istiyor. Bunlar da baki tezahür, evet, manalar, evet, keyfiyetler, haletler. Yani bu üretim, tabir ben doğru mu bilmiyorum. Cenab-ı Hakk'ın şuunatının baki bir şekilde tezahürüne vesile oluyor. Nasıl ben kendi şeyimde düşündüm. Bizim şimdi fotoğraflarımıza, eski fotoğraflarımıza bakıp biz lezzet alıyoruz ya. Mesela çıkarıyoruz. Aa bak görüyor musun şu zaman bak beraber gitmiştik, şöyle yapmıştık. Hasan abi fotoğrafa bakmıyor ki. Ha? Bakıyor orada. Allah ayrı. İşte kademe kademe. Ondan sonra oradaki aldığımız lezzet, niye saklıyoruz fotoğrafı? Her baktığımızda o lezzeti almak için. Diye kendimden kıyas ediyorum doğruysa. Hı, doğru. Yani bu manalar, keyfiyetler, haletler niye çıkıyor? Neden çıkıp çiçekler çoğaltıyor? Şu an, şu andaki ha durumunla o andaki durum arasındaki farklılık sanki bir malzeme oluyor. Şu anda hiçbir zaman da olmayacak bir lezzet ortaya çıkıyor. Hmm. O kayseden. O da bir vücut çıktı. O zamankinden? Bak o zaman yaşarken bir lezzetim vardı. Tamam o gün. Şu anda da o gün. Şu anda da bir lezzetim var. İkisini mukayese etmekten ama ikisine benzemeyen yeni bir halet çıktı lezzet. Mesela ondandır ki, bak ondandır ki, geçmişin çok iyi geçmiş, namaz kılmışsın hep. Geçmiş. Geçmişini geçince, ah ah. Kötü geçmiş, ona da ah ah. İyiye de kötü de ah ah. Ne anladın? Yani, o zaman nedir yani bu? Değil mi? Yani mesela, ben şimdi bir fotoğrafımı çektim, bir haletim vardı, yansıdı. 10 sene sonra bu fotoğrafı seyredeceğim. Ama bu fotoğrafı çekme anındaki haletimi hep hatırlarım. Şöyle şöyle haletle öyle resim çektim işte. Haletlerini hep bilirsin, sen bilmezsin. Sen bana belki riyakarlık dersin ama belki ben şöyle bir yere baktım hatırlarım. Ama resimde orası gözükmediği için benim sırf böyle görüyorsun, bak artistik yapıyor falan diye şey yapmışım. Suzan da oradan çıkıyor zaten. Sen diyor, bu böylelikle şöhretin peşindesin diyor. Yani. Neyin peşinde olduğunu sen bilmediğin için şöhret gibi gözüküyor, tamam mı? Bak şimdi, 10 sene önceki resmine baktın. Ama baktığın zaman sen olduğun için oradaki haletleri hatırlıyorsun. Şu andaki haletlerine de hiç benzemiyor. İkisini mukayese etmekten bunlarla alakalı olmayan değişik bir halet çıktı şimdi. Şunlar böyle baki oluyor zaten. Bakileşiyor. Devam ediyor böyle. Devam ediyor. Trak, trak, trak. Trak, trak, sonsuz. Bir önceki lezzet, bir önceki. İnsanız biliyor musun? Bunlar kedi köpekle olmaz ha bu dersler. Timsah, montofon, sırttan, koyun, sığır. Cennette aldığım bir lezzet bir öncekine benziyor. Yani bunu da konuşmak, bu ta hangi tarihte konuşuyorsunuz bunları? Değil mi şu an bak 2015. Yani ahir zamanda bunlarla meşgul olmuyor. Yani bu, değil mi? Bunlar fabrikanın imalatı olmaması lazım. Öyle bir fabrika düşünün ki gözlük çıkarıyor. Ay baktı ki çorap çıktı, gene gözlüğe devam etti. Onun, evet çorabın çıkması o da fabrikadan ama gözlük fabrikasından çorabın çıkması antikadır. Böyle cemiyette fabrikasyon bozmaktır. Böyle bir cemiyette böyle konuşmalar olmaması lazım. Biz neye benziyor? Gözlük fabrikası çorap gibi. O zaman çorabın imal edilmesi fabrikada normaldir ama gözlük fabrikasından çıkması anormaldir. Birleştirirsem anormal olan bir normaliz. Cemiyet anormal. Biz normaliz ama bu cemiyette bizim olmamız anormal olan bir normaliz. Hadi devam. Şurayı da o zaman okuyayım. Hem o mevcut bütün müddet hayatında geçirdiği etvar ve ahvali. Etvar ve ahval buradaki. İlm ezeliğinin ünvanları olan İmam-ı Mübin, Kitab-ı Mübin, Lef-i Mahfuz gibi vücudu ilmi dairelerinde vücudu haricisini temsil eden mufassal bir vücut dahi bırakıp öyle giderler. Ünvan çok iyi oldu. Ahval, ünvan çok iyi oldu. Şimdi oturdu değil mi bak oradan? Evet. Vücudu dairelerinde vücudu ünvanları. Bak oradan. İlm ezeliğinin ünvanları olan. İmam bin, Kitab bin, Lef-i Mahfuz. Ünvanı çözmesen bu çözülmez işte. Yok.
Döndük durduk zaten abi. Etrafa durduk. Ünvan çözülmesi lazım o kelime. Evet. Divan çözülmesi lazım. Evet. Ya böylelikle ömür yeter mi? Yetmez ben. Kanat getirdin değil mi artık? Kanat getirdim. Artık. Külliyat bitmez değil mi? Bitmez, bitme gibi ihtimal yok. İhtimal yok. Ama... Masanda öyle şeyler var ki, diyorum ki kesinlikle Allah-u Alem ahirette olacak bunlar. Bu mevzu. Allah'a ihya edeceğim diyor abi. Başlamış olduk ama devam olur. Mümkün değil. Yok getiremedim, koymuşum kenara. Getiremedim. Veya beni bloke ediyor. Veya baktım ki bir odamda tekim yani. Bak cesaret edemem bu. Olmadı. Olmuyor. Ne işte olmuyor. Bizi çağırın abi. Kaldırdım. Berzatta olacak onlar. Allah nasip ederse. Oraya da ders bıraktınız yani. Oraya demet. Olmaz ki şey Yasin. Olmaz. Olmuyor ki. Ama şey diyor abi. 9. hakikat diyor ki Bab-ı İhya ve imanet edilir. Yani onlar şey kaldırdığınız gibi gözüküyor ama Allah ihya edecek yani bir şekilde onlar. Çok güzel. Ona inandığım için. Yani ihya etmek hayat vermek değil abi. Farklı bir şey ihya etmek. Fark var. Vücuda çıkmış her şey. Görüyor musun? İhya etmek diyor. Hayat vermek değil demiyor diyor. Mesela ihya etmiş. İşte ondan sonra insanlığı da ihya etmiş peygamberle. Fakat insanı müstakil olarak ihya etmemiş. Orada ihya edecek. Şimdi ihya etti diyor, sonra etmedi diyor. Ne anlamı böyle? Bak, kainatı insan şey akıl şuurla ihya etmiş. İnsan. Hayır, şey kainatı. Kainatı kim ihya etmiş? Allah. Allah ihya etmiş. Nasıl ihya etmiş? İnsanlığı göndererek. Yani işte insanla ihya etmiş. Tamam. İnsanlığı da ihya etmiş peygamber göndererek. Tamam. İnsanı müstakil olarak ihya etmemiş daha. Ahirette edecek. Bak şimdi, insan geldi, kendi başına bırakmadı. Gitti onu sistemini aktif etti. Yani peygamberle. Tamam. İnsaniyeti insanlık alemini peygamberle. Peygamberle yani bir rehber gönderdi, insana nizam verdi. Ama insanın fıtratındaki donanımlar burayla iyi olamaz. Onu orada iyi orada olacak diyor. Şey evet. Daha doğmadık diyor. Yok daha ihya olmadık. Uykudayız diyor abi. Evet. İhya olmadık, dert etmeyin diyor. Orada ihya olacaksınız diyor. Doğru. Yani bu demiyor, peygamber diyor. İnsanlar uykudadır, ölünce uyanırlar. Ama İmam-ı Rabbani diyor ki, bu diyor şeyde, ama diyor bazıları diyor, avamın diyor cennette beklediği diyor, avamın cennette beklediği hazları, havas dünyada yaşar. Yani onlar öldü. Doğdu. Evet devam et sen. Abi şöyle o zaman. Oo çok bulanık. Bu yani gözükmüyor mu? Okuyamıyorsunuz değil mi? Tamam. Burada şöyle bir abi, bunu hani acaba şey yapabilir misin? Çünkü genel şeyde... Reşi abi mi abi? Ha tamam olur. Ha. Abi şimdi bu şecere hikati, başka bir gösterim şekli. Cenab-ı Hakk'ı farklı bir formata, yani mesela normalde dikine yapıyoruz ya, bu sefer yanlamasına yaptık abi. En aşağı alem-i şehadet karşılığında ceset koyduk. İnsan, hani insan-ı ekber, şecere hikat. Şöyle üç tane şey var desek abi doğru olur mu? Bir... Cenab-ı Hak var. Evet, tamam. Bir insan var. Bir de insan ekber olan kainat var. Aynen. Üç tane şey var. Yani hani şey desek doğru olur. Doğru. Ha, bu üçü arası aslında üçü de aslında birbirine benziyor diyebiliriz. Çünkü tamam. Birbirinin zaten belki farklı şeyler de değil. Tamam. O zaman biz bu üçünün içindeki bir yeri anlamak için birini bilmiyorsak diğerinden bilerek bulma yöntemini yapmamız lazım. O zaman biz mesela şimdi dimağı araştırıyoruz ya. Dimağı anlayamıyoruz tam ne o bu, ne iş yapar. O zaman gidip kainata soruyoruz insan ekberi. Ya senin bu dimağın karşılığı nereye? Sorduk, levh-i mahfuz bulduk. O zaman levh-i mahfuzun işlevi ne kainatta? Ben insanda bunu anlamadım. Bunu anlayayım ben kendimi anlayayım. Ya kendimi anlayayım tersi insana şeye geçeyim. Ha bunu anlayınca da Cenab-ı Hakk'ı anlayacağım bunu. O zaman demek ki bu üç tane ana şeyin birbiriyle ilişkiselliği var. Ki zaten biz bunu araştırıyoruz şu an. İki tanesi bilindi mi üçüncüsünü bitirirsin işini. Yani veyahut da sıfatı biliyorsak tersten onu da göreceğiz. Mesela 5 çarpı 3 bölü 7 ya şöyle 5 çarpı x bölü 7 eşittir 64. X nedir? Kolaydır. Evet. İşler dişler çarpımı gibi. Ha işte bunu diyorsun. Ha bu gibi. Yani evet. O zaman burada biz böyle bir tayda dikeyde
Yani bir noktadan sizin şu an şeceri dikkat var ya, dikeyde bir mantığıyla yapılmış şey var ama onu böyle üçünü birbiriyle kıyas etmek için sanki başka bir şey yapmamız lazım. Burada çok doğru değildir. Bunu böyle biraz kabala ben yaptım. Tamam tamam çok iyi. Esma'nın yeri değişecek sadece abi. Ben Esma şöyle, şu üçüne de bakıyordur diye ben öyle bıraktım bunu. Şöyle hani bu üç grubu ihata ediyordur diye o şey. O zaman şöyle de cilde cemal nakış gibi de dağıtılabilir. Şimdi bunlar doğru mu ya? Bunu böyle biz sizle yaparsak o zaman mesela biz şimdi bununla bunun ilişkisine bakıyoruz. Bir dakika, lef-i mahfuz değil mi? Doğru. Aşta kalp vicdan doğru. Ha bu kürs nefis alim şöyle. Şurası esma grubu gibi yani tamam. Üçünün karşılığı tamam. Esma'ya. Tamam ama çıkıyor. Şöyle yapabilirdin o zaman. Çizmedim. Şöyle yapacaktın. Şuradan şuraya kadar. Ha tabii onu yapmadım ben. Onu soracağım için yapmadım abi. Yani tamam, sorayım diye. Oluyor mu acaba? Mesela doğru, oradan aşağıya zaten. Ha şimdi lef-i mahfuzu konuşuyoruz ya abi. Lef-i mahfuz benim gördüğüm kadarıyla esas sıfatların ilmi ezeliğinin daireleri diyor ya, sıfatın, bunun tepesi sıfat. Evet, altında alt kategori esması da var. Doğru, yani doğru. Lef-i mahfuzun aslında şeyi sıfatlar. Ha, bir tanesi şunu diyebilir. Ya orası sıfatın tecelli esmayı niye koydu? Şöyle diyeceksin. Üniversite diploması olanı. Ha, onun için ben ilk şeyde şöyleydi abi, bu bir öncesi. Böyle zat şuna sıfat esma yazdım. Bu öyle itiraz olacağı için altlarını doldurdum. Doldurdum ki tamam. Şey olmasın diye. Yani tamam. Lef-i mahfuz tepesi sıfat, esması da var. Ama lef-i mahfuz hani konuştuğumuz gibi ne konuşuyoruz? İlimi konuşuyoruz. İradeyi konuşuyoruz. Kudreti konuşuyoruz. Değil mi? Yani içinde diğer sıfatlarda var mı onları tam bilemiyorum ama lef-i mahfuz genelde sıfat ve sıfatın dışa tezahürlerine yeri. Mesela arş-ı azam, ruh mesela arş-ı azam. Bunun da üstü şuunat. Mecul Nur Muhammediye üstü zata kadar çıkıyor, bakıyor. Mecul'ün yani evet, muhatap doğru. Olduğu. Doğru. Bu buna o zaman bu çok üçü bu üçü esmaya bakıyor. O çok zaman bu da güzel. Doğru. Bu da doğru. Yalnız onu şey yapacaksın işte. Tamam ona bir işaret koyacağım. Çentik mi ne diyorlar? Mesela şu doğru mu abi? Şunların eşlenmesi. Evet doğru ona bakıyor. Kalp, vicdan, arş. Aynen aynen doğru. Nefis, kürs, ceset. Ceset ve beden de. Ha tamam. Alem şehadet. Yani, yani ceset ve beden. İnsandaki esas. Ayrı şeylerdir çok. Öyle mi? Tabii tabii. Ceset beden diyeyim bunu. Tabii tabii. Tamam. Beden şu gözükendir. Cismaniyet ise ta aşağıdaki süreç. Mesela lemalarda şöyle diyor. İnsan küçük bir mikyasta kainattaki hakaiki imaniye şuhut derecesinde gösterebilir. Şu manada baktığında hakikaten diyorsun. Şuhut derecesinde gösterebilir. Evet ya. İman esaslı şuhut derecesinde gösteriyor diyor. Ha işte lemalar 355'te yani. Yani o zaman daha düzgün yani şeklinde çok güzel. Evet. Birbirinin geçişleri gösterdi. Aha. Yani çok güzel. Çünkü biz şu an zaten o mantıkta gitmiyor muyuz? Yani biz divanı niye araştırıyoruz? Aslında bütün insanı şeceri ilkatı anlamak için, aslında evet. Cenab-ı Hakk'ı anlamak için. Evet doğru. Bir bütünsel yapıyor bu şekil çok. Şekil zaten çok önemli. Allah yapıyor hikayeyi. İrfan abi sen diyeceğim. Bunda ha, yok, senin notların da vardı o sizden aldığımız aslında birkaç onlar şey. Onları da tamamlarız. Nasıl? Anasan abi de bu konuda aslında yapmış dedin ya. Şey, sen de yaptığın var vardı ya. Onlar şey ben bu eşleştirmeleri bana sordu abi. Ben sizin eşleştirmelerle karşılaştım. Öyle doğru demiştim yani notlarınız, defterinizde. Yani Anasan abinin de böyle yaptığı şey var dedi. Şey var. İyiydik yani o zaman masasında var vardı abi. Yapmışsınız abi. Nerede? Sen aç. Böyle. Eski ama mesela böyle 2008'lerde falan yapmışsınız. Evet. Bu kaba taslak halini. Şu anki teferruatlı hali yok o zaman elinizde herhalde. Yok. O zaman düzeltelim bunu şey yaparız, kullanırız. Doğru abi. Eğer şey olursa. Şu an. Hangisi? Ha şöyle şeyler. Hangisi? Ne kadar şu devam üst, edeyim mi? Şu üst kısmı sizin notlarınızdan aldım abi. Evet. Alt kısmı da böyle birleştirdim tek tek notlarınızla. Evet. Yani sonra karşılaştırınca bak şu ve şu üç tane. Hasan abi lezzet üstüne lezzet koyayım. Vay be doğru söyledim. İşimize yarıyor bari abi. Bunu şey söyleyelim de siz söyleyin dersala. Bunları o defterdeki bütün o şekilleri ya bu adam şey. Genel hatta bir ömrü yetmez çocuğum bile ya. Ha? Ben şu anda ya şeye çıkmamış, gün yüzüne çıkmamış yüzden ziyade resim var ya. Yapma ya. He ya. Ne yapalım istifam edelim o meslekte. Ciddi diyorum ya. Mesela bir ilim şekli var bende yıldız gibi çıkmış.
baktım da böyle birbirine girmiş. Yıldız gibi. He, yıldız gibi girmiş. Yani aynı ben şey, tasarım değil. Denileni yaptım, koydum. Böyle bir. Sonra teğet olarak geçtim. Bir baktım ki yıldız gibi, yıldız çıktı. Abi nereden çıkmış? Yıldız ama bir garip yıldız. Bildiğimiz yıldız gibi değil böyle. Garip bir şey yani. Hani böyle buradan bakınca böyle böyle acayip bir şey. Neyse. Yani böyle insanlar görmesini isterdim tabii. Bir de şunu bir soralım abi. Bu Ayetül Kübra'nın sıralaması. Hı hı. Ha, bunu az önce arabada biraz konuştuk. Neyse'nin? Bu 19 mertebe Ayetül Kübra'daki. Hı hı. Şimdi bunu niye böyle yaptık abi? Şimdi İmam Bin, Kitab-ı Bin düşünüyoruz ya. Hı. Şimdi Kitab-ı Bin ne dedik? Aslında insanın şuurunun taalluk ettiği, yani insana bakan tarafı var. Hı hı. O zaman bu insani berzahtan aklıma geldi abi. Onlar diyor, alem-i gayb ve alem-i şehadet ortasında insani berzahtırlar. İnsani berzah. O zaman üstad da aslında burada bu mevzuyu anlatmış. Ne diyor? İki alemin birbiriyle temasları ve muameleleri, hı hı, insana nispeten o noktalarda olarak oluyor gördüğünden. Doğru. O zaman şimdi şunları bir çıkarttım abi. Buraya çok kadar güzel olan alem-i şehadet. Çok güzel. Sonra geliyor, insani berzaha giriyor. Hı hı. Sonra diyor ki, alem-i gaybı merak ettim diyor. Oraya geçmek istedim diyor, bakmak istedim diyor. Sonra diyor, kalbi girdi, aklı da gördü diyor. Vahiy ilhama geçiyor orada. Evet. Alem-i gaybda. Sonra Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselatü'nün Kur'an müziğinden kainatın heyet-i mecmuası, alem-i gayb. Sonra o şeyleri bitirdikten sonra bu 18 adet mertebelerden çıkan, ki bu Allah-u Alem 18 bin aleme de bakıyor. Evet. 18 bin alemde bir terakki var. Arş-ı hakikate yetişen bir miracı imani ile gaybane marifetten hazırane ve muhataba ne bir makama terakki eden yolcu diyor ve sonra abi sonra diyor ki bu en son 19. mertebede sonra dünyaya gelen o kişi diyor sanki şu oluyor, alem-i şehadete giriyor, geziyor, kendi berzahına giriyor, alem-i gaybı da görüyor, oradan da terakkisine diyor, sonra tekrar dünyaya geliyor, İyyâke nâbudu hitabına çıkıyor. Çok güzel. Yani şu oluyor, dünyada aslında dünyaya gelen diyor, son 19. mertebenin başında, sonra o dünyaya gelen işini aran yolcu diyor. Sonra bu işte arş-ı hakikate çıktıktan sonra diyor, İyyâke nâbudu hitabına mazhar oldu diyor. O zaman dedi ki diyor, aradığımız zattan sormalıyız. O zaman alem-i şehadet eşittir alem-i gayb olmuş oluyor dünyasında. İyyâke nâbudu hitabına çıkmış oluyor. Birinci söz oluyor, Rahman, Rahim, Allah, afak, enfüs, kader. Ha burada o zaman şöyle bir şey var, yani mevzumuza bağlayacağım abi. Alem-i şehadet, söyle bakayım, çok ilginç bir şey oldu. Alem-i şehadet ne oldu dedim, bir de alem-i şehadet eşittir alem-i gayb oldu, beraber oldu. Ve İyyâke nâbudu ve İyyâke nestaîn hitabına çıktı, İyyâke diyebildi. Niçin alem-i gayb oldu, bir daha anlat. Şöyle izah edeyim abi. Şimdi şu an hali hazırda şu an alem-i şehadet değil mi abi? Duydum alem-i şehadet. Bu perdeyi kaldırırsam ben, yani kainat üzerindeki tentereli perdeyi kaldırırsam, kalp ve ruhun derece hayatına girersem, orası benim için alem-i şehadet olmaz mı artık? Olur, şehadet olur. Ha, şehadet oldu artık. Şimdi kaldıracak bir şey kalmadığı zaman bütün kainata nazar ettin mi abi mecudel? Evet. Ve bütün kainat senin için komple alem-i şehadet oldu mu artık? Şehadet oldu. Ha, şimdi tekrar dünyaya geldi. Bütün kainatı görmüş birisiyle artık diyor ki İyyâke nâbudu ve İyyâke bir şey kalmadı çünkü. Yani onu zaten daha önce hepsini kaldırmıştı. Kaldırdı. Şimdi hepsini tekrar yerine koydu. Ama her şeyi yeri yerine koydu ama ruhu hala o. O zaman bu her şey yerli yerindeyken hitap ediyor. Evet. İyyâke nâbudu dedi. Allah'tan aradığımız zattan sormalıyız dedi. Artık onunla mülaki oldu. Yani şey yaptı. Evet. Zaten böyleydi abi. Şehadet etti sadece. Zaten böyle. Buna şahit etti. Yani şahit oldu. Zaten böyle yani. Zaten yani ruh orada. Yok, şahit oldu, şahadet getirdi. Evet. Çünkü insan şahit olduğuna şahadet getirir. Leyf-i mahfuz kabul etti Cebrail. Mesela diyelim ki bu sebebi var ki bir insan diyor ki la ilahe illallah Muhammedur Resulü'nde bu sese şahit oldu. Taklidi de yoksa şahadet getiriyoruz. İnsan şahit olduğuna şahadet getirir. Evet. O zaman ama bu seviye farklı tabii. Kimisi İşte biraz önce anlattığınız gibi onları yaşayıp geldi. O zaman şehadetin kalitesi burada oluyor. O iş burada demiş. Yoksa orada derdi abi.
alem-i gaybta filan derdi, oradan geçtim. Geldikten sonra diyor değil mi burada? Dedim geldim demiyor abi, geldim dedim diyor. Hayır, geldim dedim diyor. Evet. Dedim geldim yok. Yok. Adem Aleyhisselam da öyle olmuş da. Dediği an gelmişti, geldiği an demişti. Bu da ayrı bir bakış açısı. Ama geldiği an demesi lazım çünkü orada kelam ve rüyet var. Eğer orada konuşuyorsa orada değildir diyor ya abi. Evet. Gelip demesi lazım, yoksa orada diyemiyor. O diyen denemez burada zaten. Orada denmez yani. O iki alemin birbiriyle teması diyor. Çünkü o... de kim kimine ne diyecek ki? Kelime-i evet. Şehadet getiren din var mıdır? Evet, evet. Ehli Mahfuz Cebrail aleyhisselam getirir ya kelime-i şehadet. Şahit olduğunda şuhut ediyorsun, şuhut edene de şahit oluyorsun. Ama lafzen... Şeyde abi bu iki alemin birbiriyle temasları, muameleler bu insani berzahta oluyor. Yani o zaman bu alemi yani şeyi o alem şehadette tentenel bir perdeyse aslında bunu gören ve oluşturan aslında o insani berzah. Berzahta oluyor. Onlar berzahta oluyor. Yani şu böyle bir insan aramayın berzahı. O zaman kendinizi kaçırırsınız, ortadan kaldırırsınız. Doğru. İkinci bir Bediüzzaman gibi bir berzah adamları olması lazım. Biz oraya taşıyacak. İlk önce çocuğu yürütmek için, mama yedirmek için. Ama her mama, her yaşta da mama yemez. Pirzola dönemi olacak. Yani insani berzahlar olacak. Ama belirli dönem. Ondan sonra sen olacaksın. Ben onu kastediyorum. Öyle, ha, sakın ha. Çünkü kendini kaldırma. Bir tanesi, abi yani diyoruz ya işte... Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam benim gibi olun demedi. Benim dediğimi yapın dedi. Baktığımı yapın dedi. Evet. Aynı dediğini yaptı. Ömer çıktı. Peygamberin dediğini yaptı. Hazreti Ali çıktı. Peygamber dediğini yaptı. Ebu Bekir vesaire çıktı. Yani herkes aynı. Malzeme aynı. Kullandıkları aynı. Yani tuğla aynı. Bir tanesi villa, bir tanesi gece kondu. O tuğla, çimento, demir aynı. Sıbgatullah aynı. Proje farklı. İnsanlık fabrikasında öğretmen olup yeni insanlar yetiştirmek. Şimdi... şahit olduklarında o zaman bu dünya ki alemi şahadet diyoruz. Alemi şahadet. Nereye şahit oldun ki şahadet getirdin? Adama sormazlar. Ama getir ben bir yere şahit olmadım. Taklitçisin tamam. Ama insani berze olmak lazım. Yani buradayken mesela Çam Dağı'nda o alemlere şey yaptım diyoruz. İki alemin temasları orada olması gerekiyor. Orada evet. Mesela bazı yıldızlar var ki çift hem oraya bakıyorlar hem oraya bakıyorlar. Aynanın söyledik abi. Öyle mi? Ben şimdi onu söyledim, siz onu söyledim. Allah Allah. Çift. Ve çok çok ilginçtir o yıldızlar. Bir oraya bakıyor, bir oraya. Biraz önce anlattım. Bak şimdi hatırıma geldi. İlim yıldız çıktı ya. Onu da söyledim ya. Ha, ha şimdi ilim çekti. Ha. Evet. Onu bir göstereceğim ama çok eski defter. 1994 mü ne? 94 veya 92. 92. Yayınladığınız defter yok öyle yok mu? Yok yok yok. Daha yayınlamadığınız defterler var. Var tabii canım. Ben de öyle defterler var ki. Birinci defterde mi abi? Yok. Bir de yok. Olanları gördük biz yani internette. Hani vardır belki de dikkatimi yani yok. Çok kapsamlı bir şekilde yok. Olduğunu anladım. Mesela 92 defterinde yani. Ama Rüşt abiyle tefekkür ettiği zamanlar var. Ya o şeydi ya abi. Ondan sonra bazen böyle dalardım, o kalkar giderdi. Kalkar giderdi, ben ne oturmuşum. Biraz sonra baktım, sesi geliyor, bak önüne çay tutmuş geliyor. Adamlar yüzmüşler yani ya. Biz hala oradayız, donmuş kalmışız, adam çayla geliyor. İşi bitirmiş, gitmiş yer geliyor. Çok tuhaf ya. Ya ben bazı şeyler şahit olduğum için, tuhafına gidiyor. Tabii şimdi yerine koyuyor. O zaman çocuğuz yani. Ne olacak 38? 30 yaşında çocuksun değil mi? Ondan sonra... Çocuğum oğlum. He işte. Demek ki çocuğuz yani. Çocuğuz tabii. Niye? Sinir rüşt çağımız çocuğuz ya. Sinir bulu çocuk yapmaya. O değil ki. Sinir rüşt çağı lazım. Yani bizi birisi sıkması lazım. Adam şehvetle sıkılıyor, vücuttan su atılıyor. Ben işte düşün işte Cebrail peygamberi sıkıyor. Ayetler çıkıyor. Hayal et işte. Ondan sonra gadap, hiddet seni bir sıkıyor, yumruk çıkıyor. Tefekkür ediyorsun, ilim çıkıyor. Yani sıkıyor seni. Kelam çıkıyor. Anlıyor musun?
Niye cebren sıkıyorsun? He? Söylemeyeceğim. Allah çıktığı durum oluyor mu? Niye cebren sıkıyor? Sıkıyorsun Allah çıkıyor. Allah çıkıyor tabii. Öyle diyenler var tabii. Çünkü mesela... Aynı durumda oluyor. Ne diyor? Şey diyor. Yangını gördüğü zaman evi yanıyor. Bakır, İmam Bakır değil. Ondan öncekisi miydi ya? İmam Bakır mıydı? Evi yanıyor, kirişti. Kirişti evi. Bütün komşular söndürmeye çalışıyor. Ondan sonra imam ortalıkta yok. Ama söndürüyorlar ama söndüremiyorlar. Ama yangın geliyor belirli yerde. Ezan okunuyor, farkında mısın? Ondan sonra ev sönüyor. Bir bakıyorlar ki köşede imam namaz kılıyor. Evin içinde. Evin içinde. Ev yanıyor. Bütün köylü uçuşmuş söndürmeye. Bu da köşede namaz kılıyor. Ondan sonra fakat söndüremiyorlar kireç şeyli ya, kepişi şu kibrit gibi vesaire. Zaten ne olacak? Ondan sonra pat diye belli bir yerde sönüyor. Bir bakıyorlar ki söndükten sonra alevlerin öteki onun olduğu yer bu şey. İmam namaz kılıyor. Herkes donmuş kalmış. Sen ne yapardın? Ondan sonra selam veriyor. Bakıyor. Ya imam. Ev yanıyor. Ev yanıyor. Yani sen bize söyledin böyle. Hani şey namazı bozabilir. Ev yanıyor. Alevler içinde. Sen namazı bozmadın. Ben öyle bir alevin karşısındaydım ki bu alevi görmedim. Oradan buraya taşımış ya. Ben öyle bir alevin karşısındaydım ki ama orada demiş ha. Demiş ki oradan buraya taşımış. Ev yakan da oymuş. Bak şimdi. Ev yakan oymuş ya. Ha. Yakanoymuş abi. Kundak. Bak şimdi hiç düşünmemiştim ha. Bu neydi? Yakan oymuş. Buyurun. Elhamdülillahi Rabbil alemin demiş. Errahmanirrahim demiş. Maliki yevmiddin demiş. İyyake na'budu demiyor. Alıyor, 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 alıyor. Al böyle. Diyemiyor. Ondan sonra diyemiyor, diyemiyor, diyor. Sonra sanki yaydan bir şey fırlar gibi. İyyâke ne'abudu ve iyyâke nesta'in dedi. Sonra diyecektir ki bu. Yani manası şey ya. Ben yalnız sana iman ederim. Yalnız sana yardım isterim. Yani ibadet ederim. Yalnız sana iman ettiğim için, tamam mı? Yalnız sana iman ettiğim için senden yardım isteme hakkı oluyor. Şimdi yalnız ben sana iman ettim diyeceğim ama Allah şöyle der mi diye korktu. Ulan sahtekar, siz bana mı iman ediyorsun? Ne kadar putların var. Allah bana der diye diyemedi. Orada kaldı. Bak şimdi, siz bana mı iman ettin? Yalnız sana iman ettim. Yalnız senden yardım istiyor. Yani iman ettiğin için yalnız ona, yalnız ondan isteme hakkına sahip oluyorsun. Yalnız ona iman etmemişsen sen ondan yalnız yardım isteyemez. Peki nasıl diyeyim ben sana, nasıl diyecek ki Allah'a mı ben iman ettim? Ne kadar kişilere, ne kadar putlar var benim. Allah dese ki yürü oradan sahtekar, siz bana mı ne kadar putlara iman ettin? Ondan sonra korkmuş diyememiş. Kalmış böyle namazda. Allah tabii yani alamak için hani öyle olmuş. Devreye girmiş. Tamam. Allah onaylayınca o da demiş. Tamam yalnız bana iman ediyorsun dedi. Onaylayınca onayladı. O zaman demiş. Bir kere desek yeterli mi? Yani Allah bir kere razı etti mi yetiyor yani Allah olduğu için 10 defa razı etme gerekiyor ki. Bir defa etti mi, bir defasında razı oldu mu tamamdır. Abi zaten gördüysen burada şehadet olacak. Nasıl abim? Orada eğer şey olduysan burası şehadet alemi ya abi. Burada olacak. Kardeşim orada şehadet olmuyor, burada oluyor. Burada oluyor işte, orada olduysa burada olacak. Evet. Yani onaylanan onaylıyor. Ruhu namaz açtı, ezan okundu. Huzura kabulün olan namaz ile ruh namaz vakti şu anda girdi. Kimin ruhu orada şu anda ruhlara ve pat diye gidiyor ezan vaktinde. Onaylanmışsa burada namaz kılabilir. Huzura kabulün olan namaz ile diyor. Tamam. Şehadet buradadır. Orada şehadet yoktur. Şehadet burada getiriliyor. Orada şuhut vardır. Veya rüyet vardır. Kim kime edecek artık. Onun için şehadet çok kaliteli bir alem. Yani oraya burası
oraya buraya taşınmış, taşınmış da ifadelenmiş hali burası. Çünkü burası imamın. Çünkü burası gelecek. O zaman imam bin. Yani şimdi aklıma da şey geldi, vahdet-i vücut mevzusundan farkımız da böyle ortaya çıkıyor sanki. Onlar atmışlar, unutmuşlar, adem atmışlar ya şehadeti, kainatı, bizi şimdi ne kadar kıymetlendiriyor? Oo, mesela onlar mevcudatı karşı kıymetlendiren vahdet-i vücutçu olamaz, asla. Çünkü o atıyor. O kaldırdı. Biz ne kadar ortaya çıkarırsak o kadar terakki edeceğimiz. Yani kalitesini anladıkça bizim şeyimiz artıyor. Tabii, yani bu mevcudat ne kadar mühim. Hani ne kadar bu mana, yani adam şey olmuş, müşahede etmiş veya rüyete mazhar olmuş, kilitlenmiş, füze, roket kilitlenmiş, artık görmemiş. Bu nakıstır diyor bu makam ustam. Şu anda biz bu mevzularla vahdet-i vücutçu olma şansımız hiç yok. Sıfır. Şu kıymetini daha çok... Tabii ya, şunu bu mevcudattan çıkmak ister misin bu derslerden sonra? Sen ölmemek bile isteyebilir yani. Tabii canım, bunun için isteyeceksin. Yani şehadet burası bak. Alemi şehadet buraya denmiş ya. Başka yer denmiş mi? Allah, alemi şehadet. Alemi şehadet. Alemdir. Şehadet. Her şey, bütün şehadet alemidir. Alem maddi derdi, bir şey derdi ama bak, şahit olunan bir şey. Şehadet alemi. İlginç hakikaten. Şimdi güzel oldu da. Ama dimağıyla bilmiyor. Orada hala. Hepimiz bir yerlere savrulduk. Cebrail sıkıyor. Bak kardeş, bir daha söyleyeyim. Ne olur şey olsun, şeyim, ne olur biraz şey yapalım onu. Çok değerlendiriyorum da. Şehvet bir sıkmağıdır. Gadab bir adamı sıkmağıdır. Efendim, merhamet bir sıkmağıdır. Tamam mı? Cebrail de bir sıkmadır. Ne oldu? Kalmet de bir sıkmadır. Hadi. Esma'nın bütünlüğü mü oluyor abi sıkmanın o Cebrail? Cebrail neyse... Ayet dersi yapalım abi. Ayet dersi yapalım. Ayet dersi yapalım. Burada hadi. Subhaneke la ilmena la illa ma'allemtena innekentil alemin hakim ve ahir davahumen elhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha ve selamu aleyhi ve sellem.